Evet. Beklenen an geldi. 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, efsane başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan aramızda. Evet. Gözümüzün nuru geldi. Sultanımız, sevgilimiz geldi. Muhterem Başbakanımız aramızda. Evet. Muhterem İstanbullular. Muhterem Başbakanımız aramızda. Bu ne büyük saadet. Başbakanımız, liderimiz, milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan aramızda. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Efsane Başbakan Necmettin Erbakan aramızda. Dinmesin, susmasın ezan. Saadeti anlasın artık her ozan. Sevgiler, evet. Ve aleyküm selam. Muhterem liderimiz, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Efsane Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan aramızda. Evet, muhterem kardeşlerimiz, vaktimiz çok kısıtlı. İstiklal Marşımızı hep birlikte bize yakışır biçimde okuyacağız. Ayağa kalkalım lütfen. Ondan sonra takdimimizi yapıp muhterem hocamızla birlikte konferansımızı icra edeceğiz. İstiklal Marşı için. Buyurun. Selamun aleyküm. Çok aziz ve muhterem İstanbullu kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgiyle kucaklayıp bağrıma basıyorum. Sözlerime başlarken elbette önce Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler edeceğim. Bugün dünyanın başşehri İstanbul'umuzdayız. İnançlı kardeşlerimizle İstanbul'un en büyük salonundayız. Büyük tarihi 22 Temmuz 2007 seçimlerine takriben 11 gün kalmış böyle bir tarihi dönüm noktasında
inançlı kardeşlerimizle beraber ve televizyonun başında bizi seyreden kardeşlerimize hitap etmek üzere, aziz milletimizin bütününe hitap etmek üzere 3. konferansımızı veriyoruz. Bu seçimler münasebetiyle 4 konferanslık bir seriyi milletimize duyurmayı milli bir vazife saydık. Bu konferanslarımızı verirken her zaman olduğu gibi bugünkü 3. konferansımıza da sözlerime Cenab-ı Hakk'a sizleri selamladıktan sonra dua ederek başlayacağım. Dualarımın başında ilk duam şudur: Ya Rabbi, sen 22 Temmuz seçimini aziz milletimiz için ve bütün insanlık için kurtuluşa vesile kıl. Amin. Bir. Ya Rabbi, sen böylesine mühim bir tarihi dönüm noktasında bizlere bir insan olarak, bir Müslüman olarak üzerine düşen bütün görevleri yüz aklıyla yerine getiren kullarından eyle bizleri. Amin. Bu çalışmalarımızı en büyük ecirlere, iki can saadetimize vesile kıl. Amin. Üçüncü duamız, Ya Rabbi, 22 Temmuz'u Saadet Partimizin en büyük zaferiyle sonuçlandır. Böylece Türkiye'nin ve bütün insanlığın kurtuluşu günü başlamış olsun. Amin. Dördüncü duamız ise, Ya Rabbi, sen bize hakkı hak olarak göster, batılı batıl olarak göster, hakkı tutmayı nasip et, batıldan kazınmayı nasip et. Amin. Bu dualardan sonra şimdi önce bu konferanslarımızı niçin yapıyoruz birkaç kelimeyle bir kere daha bunu hatırlatmak istiyorum. 22 Temmuz'da tarihi büyük seçim var. Bu seçim diğer seçimlerden farklı bir seçim. Seçimlerde futbol takımı tutmuyoruz. Sen Fenerlisin, ben Galatasaraylıyım demek değildir seçimler hiçbir zaman. Seçimler, kendimize istikbal tayin ediyoruz. Aş, iş bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Bunun kararını veriyoruz. Seçimlerde aynı zamanda milletimiz şerefiyle insanlığa öncü mü olacak, yoksa zillet içerisinde sürünecek miyiz? Bunun da kararını veriyoruz. Ve bu seçime gelince, bu seçimde var mı olacağız, yok mu olacağız? Bugüne kadarki diğer seçimlerden önemli fark işte bu noktada yatıyor. Bunun kararını veriyoruz. Allah'ın izniyle var olacağız, yeni bir dünya kuracağız, yeniden tarihteki şereflerimize oturacağız, dünyanın öncüsü olacağız, insanlığa ecdadımızı yaptığı gibi en büyük hayrı işleyeceğiz. İnşallah 22 Temmuz buna vesile olacak. Ama bu seçimde işte buna karar veren bir millet olmak mecburiyetindeyiz. Neden bu seçim bu kadar mühim? Niçin var olmakla yok olmak arasında karar vermek manasını taşıyor? Bunun için bulunmuş olduğumuz tarihi noktayı birkaç cümleyle çok iyi bildiğiniz halde özetlemekte yarar duruyorum. Hala bilmeyenler varsa öğrensinler diye. Önce bir defa Cenab-ı Allah bu kainatı en mükemmel şekilde yaratmış. Çünkü kendisi kemal sıfatıyla muttasıftır, mükemmeldir. Cenab-ı Allah bizim iyilik yapmamızı istemiyor mu? İstiyor. E niçin kötülük yapmamıza müsaade ediyor? Bizi niçin hep en iyi yapan insanlar olarak yaratmamış da aynı zamanda kötülük yapmana müsaade ediyor? Çünkü eğer biz hep en iyi yapan bir robot olsaydık, o takdirde sevap kazanma vesilemiz olmazdı. Her zaman şu misalle bunu anlatıyorum. Televizyonlarda şu Arçelik'in bir maskotu var. Bildiğiniz gibi bir robot, küçük kısa boylu bir robot. Onun uzun boylu yakışıklısını düşünün. Şimdi şurada kapıdan içeriye girse, gelse benim önüme bir bardak kahve koysa, afiyet olsun efendim dese karnındaki teyp ile ve bir de önüme zil koysa, dese ki ben yandaki odadayım, ne emredersen emrinize hazırım. Herhangi bir emriniz olsa hiç çekinmeden emredin. Terbiyesinden dolayı da geri geri yürüyerek dışarıya çıksa bir robot, ben bunu gördüğüm zaman ne yaparım? Vay canına ya, şu Japonlar amma da robot yapmışlar ha derim. Dikkat buyuruyor musunuz? Robotu methetmiyorum, yapanı methediyorum. Çünkü robot bir kurgu. Robotun kendisinin sevap kazanmaya hakkı yok. Onu yapan asıl methiye layık oluyor. Ne ifade etmek istiyorum? İşte Cenab-ı Allah bize hakkıyla şeref kazansın, sevap kazansın imkanını vermek için irade-i cüziye vermiş.
Hayır içinde çalışabilirsin, şer içinde çalışabilirsin. Hayır için çalışırsan sana mükafat vereceğim, adilim çünkü. Şer için çalışırsan cezaya müstahak olursun demiş. Bu kainatı bu kadar mükemmel bir şekilde yaratmış. Çünkü bütün dünya ülkelerinde mareşallik rütbesi ancak meydan muharebesi kazananlara verilir. Çünkü o rütbe en yüksek rütbedir. Düşman olacak, cihad edeceksin, kazanacaksın. Şerefinle alıp rütbeyi takacaksın. Rütbeyi takmaya hak kazanacaksın. Sevap almaya hak kazanman için de sana verdiği kabiliyete ilaveten iradeyi cüziye vermiş. Sen kendi iradenle hayra çalıştığın için şerefinle sevap kazanma imkanına sahipsin. Ne anlatıyorum ben size Allah aşkına? Bu dünyada hayra çalışanlar olduğu gibi şerre çalışanlar da var. İşte bunun için bu dünyaya en mükemmel şekilde yaratıldığından dolayı hak ve batılın mücadele şekli yaratılmış. Hak Adem Aleyhisselam'dan beri ecdadımızın zihniyetidir, milli görüştür. Batıla gelince, batıla baktığın zaman bugün her ne kadar dünya haritasına baktığın zaman 200 tane farklı renklere boyanmış ülkeler var gibi görüyorsan da, çeşitli ırklar, çeşitli mezhepler, inançlar var gibi görüyorsan da, hadis-i şerifte el küfrü milletin vahide buyurulmuş. Küfür tek bir millettir. Bunun manası bir merkezden kumanda edilirler. İşte 3 asırdan beri yeryüzündeki bütün bu gördüğünüz batılların hepsine, İslam'ın dışındakilerin hepsine bir merkez kumanda ediyor. Bu merkez Siyonizm merkezidir, ırkçı emperyalizmdir. Bu teşhisleri yapmadan, bu temel taşları koymadan hiçbir şey anlamak mümkün değildir. Onun için her konferansımda tekrar tekrar önce bu temel taşları yerine koyuyorum. Hak demek her zaman doğru olan şey demektir. Bizim ecdadımız zihniyeti her zaman doğrudu. O gün de doğruydu, bugün de doğrudu. Batıl demek her zaman yanlış olan şey demektir. Batılın kumanda edicisi de Siyonizm'dir. İşte Cenab-ı Hak bu kainat hak ve batıl mücadelesi üzerine yarattığına göre hak ile batıl mücadele ediyor. Biz Müslümanız. Bizim inancımızın temeli 6 tane esasa dayanır. Rahmetü billahi de okuyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz. Meleklerine inanıyoruz. Kitaplarına inanıyoruz. Peygamberlerine inanıyoruz. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanıyoruz. Öldükten sonra dileyeceğimiz hesap gününe inanıyoruz. 7 şeyi saydım ama 6 şeye inanıyoruz dedim. Neden? Çünkü öldükten sonra dirilmek ve hesap günü ahirete iman demektir. Ahirete iman, imanın en mühim kısmı olduğu için oraya çift dikiş atıyoruz. Saydığımız şey altında 6 şeye inandığımızdır. Peki Siyonizm neymiş? Bu nasıl bir inanış, nasıl bir zihniyetmiş? Onlar her ne kadar biz Musa Aleyhisselam'a tabiiz, Tevrat'a tabiiz diyorlarsa da Musa Aleyhisselam'la hiçbir alakaları yoktur. Musa Aleyhisselam İslam peygamberidir. Ona gönderilen Tevrat hak Tevrat'tır. Aynen bizim amentümüzü söyledi o Tevrat. Ama onlar bu Tevrat'ın içini boşalttılar. 5767 sene evvel Mısır'da Firavunlar zamanında yaşayan Kabala adlı bir adamın sihir kitabının içinde ne varsa onlar alıp Tevrat diye yazdılar, hürafeleri doldurdular. O kadar ki bugünkü Tevrat'ın içerisinde şu cümle var. Ey Beni İsrail, sen öyle yüce bir ırksın ki Cenab-ı Allah bile yendin diyor. Haşa! Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu bir kitapta hiç şöyle bir saçma bir şey olur mu? Var. Neden? Çünkü hak kitap ortadan kalkmış, Kabala'yı getirip Tevrat olarak ortaya koymuşlar. İster Kabala'yı incele, ister Tevrat'ı incele. Bunların inancını öğrenmek istediğin zaman varacağın sonuç şudur. Bunların rağmen türleri 4 maddedir. 1. Biz Beni İsrail ırkı üstün ırkız. Biz insan olarak yaratıldık. Diğer insanlar maymun olarak yaratıldı bize hizmetkar olmak için. Sonradan insana dönüştü. 2. Bizim dünyanın efendisi oluşumuz ve herkesin bizim kölemiz oluşu nazariyette kalmayacak, mutlaka gerçekleşecek. 3. Bunun gerçekleşmesi için biz Beni İsrail mensupları 3 vazifeyi yerine getirmemiz lazım. 1. Dünyanın her yerine sürgüne göndermiş olan Beni İsrail'i Kudüs'te toplayacağız. 2. Fırat'la Nil arasında hududu belli olan arz-ı mevudu kucaklamak üzere Büyük İsrail'i yeniden kuracağız ve onun emniyetini sağlayacağız. Onun emniyetini sağlamak için Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin idaresi kontrolümüz altında olacak
ve 19 Haçlı Seferini püskürtmüş olan Anadolu'da Selçukların, Osmanlıların mirasçısı bir devlet olmayacak, Türkiye olmayacak. Neden bahsediyorum ben? Siyonizmin imanından, inancından bahsediyorum. Dininden bahsediyorum. Böyle inanıyor. Adamın inancı bu. Tekrar ifade ediyorum. Birinci inançlarının birinci ayağı biz Hüsnü Irkız. İkincisi bu gerçekleşecek. Üçüncüsü gerçekleşmek için üç şey yapacağız. Dağılmış olan Beni İsrail'i Kudüs'te toplayacağız. Büyük İsrail'i kuracağız. Güvenliğini sağlayacağız. Anadolu'da bağımsız bir devlet bırakmayacağız. O biçim tehdit olur. Ve Süleyman Mabedi'ni yapacağız. Biz bunları yaptık mı? Bizim Mesih'imiz. Beni İsrail'in Mesih'i yeryüzüne gelecek. Davud Aleyhisselam tahtına Yahudi kralı olarak oturacak. Ve böylece ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek. İşte imanların temeli bu dört maddedir. Buna inanıyorlar. Bunun için çalışıyorlar. Her zaman ifade ediyorum. 5767 yıldan beri bunlar ırkı bir din olduğu için çoğalamıyor. Annesi Yahudi olmayan Yahudi olamaz. Başkasını Yahudi yapmak diye de bir meseleleri yoktur. Bugün de 6 milyar insan içinde 30 milyon Beni İsrail var. Bunlara deseniz ki yahu sizi her ilçeye bir tane kaymakam yapsak nüfusunuz kaymakam olmaya yetmiyor. Siz nasıl dünya hakim olacaksınız? Ne diyorlar? Biz mi? Biz bir yandan bütün dünyanın para gücünü elimize geçirmişiz faizci kapitalist nizam ile. Öbür yandan doların üzerindeki piramitte gösterilen 13 katlı insan organizasyonu vasıtasıyla Beni İsrail'in olmayanları Beni İsrail'e hizmet ettirecek insan organizasyonu kurmuşuz. Para gücü ve insan gücü. Bunlar elimizde. Bunlar elimizde olduğu içindir ki biz bütün dünyaya hakim olacağız. Görmüyor musunuz neler yapıyoruz? Ne yaptı bunlar? Bunlar tarih boyunca önce faizi nizamı yerleştirebilmek için Hristiyanlık dinini değiştirdi, Protestanlık dinini kurdu. Amerika'yı avucun içine almak için bu asrın başında evangelik tarikatını kurdu. Kim? Siyonizm. Bu evangelik tarikatın bugün 90 milyon mensubu var. Amerika'yı yöneten Bush'lar, Clinton'lar, Reagan'lar, aklına ne gelirse say, hepsi bu tarikatın mensubu. Bunları Siyonizm nasıl aldatmış da taşların gibi kullanıyor? Bunlara diyor ki siz İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de onu bekliyoruz. Takiye yapıyor. Biz asıl kendi Mesih'imizi bekliyoruz diyor havraya girdiği zaman çocuğun kulağına. Ama balkonda onlara tuzak atarken aynı Mesih'i bekliyoruz diyor. Ama sizin elinizdeki İncil'de bu Mesih'in gelmesi şartları yazmamış. Tevrat'ta yazıyor. O halde gelin Tevrat'tan istifade edelim. Tevrat'ın emirlerini yerine getirelim. Mesih gelsin. Balkonda bu nutku atıyor. Tevrat'ın istedikleri ne? Yahudilerin Kudüs'te toplanması. Buna yardımcı olun. Büyük İsrail'in kurulması. Yardımcı olun. Onun emniyete alınması. Yardımcı olun. Süleyman Mabedi'nin yapılması. Yardımcı olun. Böylece Mesih gelsin. Onları böylece aldatmış. Clinton diyor ki ben Amerika için askerlik yapmadım. Felsefeme uymadığı için. Ama İsrail için silah alır, siperde dövüşürüm. Yahudi olduğu için mi söylüyor bunu? Hayır. Ben öyle halis moris bir Hristiyanım ki İsa Aleyhisselam gelsin diye canımı bile feda ederim anlayışıyla söylüyor. Çünkü Yahudi onu böyle aldatmış, böyle yetiştirmiş. 10 tane Amerikan Cumhurbaşkanı'nın iş başına başlarken söyledikleri nutukların hepsinde benim için bir numaralı mesele İsrail'in emniyetidir diyor. Ve adam sen Amerika Cumhurbaşkanı seçilmişsin. Sana ne İsrail'den diyecek olursan ne diyor? Diyor ki ben bunu Yahudi olarak söylemiyorum, Hristiyan olarak söylüyorum. Ben İsa Aleyhisselam'ın gelmesi için o kadar muhlis bir Hristiyanım ki canımı bile feda ederim. Benim için en mühim mesele İsa Aleyhisselam'ın gelmesi şartlarını gerçekleştirmektir. Yani İsrail'in kurulması, Büyük İsrail'in kurulması ve onun emniyetinin sağlanması. Ne için? İsa Aleyhisselam gelsin diye. Yahudi onları aldatmış, böylece kontrol altına almış. Japonya'nın, Hindistan'ın, Çin'in bugünkü kalkınmasını yapan sermaye Yahudilerindir. Bu meseleleri halletmiş. Karşısında sadece İslam var.
İslam neden bunların inancıyla bağdaşmıyor? Çünkü İslam'ın temeli la ilahe illallah. Allah'tan başkasına kul olunmaz. Bunlar ne diyor? Bize kul olacaksınız. İslam bunu kabul etmez. Herkes Allah'ın kuludur. Eşit şartlarda adil bir nizam içerisinde saadet için yaşayacak. İslam bütün insanların saadet için gelmiş, esareti, köleliği kabul etmiyor. Onlar bunu biliyor. Onun için gayeleri İslam'ı yok etmektir. Bunun için İslam'ı yok etmek için tarih boyunca 19 Haçlı Seferini yaptılar. 19. Can Harbi'dir. Bu Haçlı Seferlerini bizim ecdadımız geri püskürttü. Can Harbi'nde geldiler, Çanakkale'de 600 bin asker getirdiler. 400 tane gemiyle geldiler. Bizim onların gemilerini batıracak kadar topumuz ve mermimiz bile yoktu. Allah bize yardım etti. 18 Mart'ta sabahdan ikindiye kadarki bir dönem esnasında 200 tane gemileri battı. Öbürkileri de bırakıp gittiler. Böylece Çanakkale'yi geçemediler. Ne zaman? 92 sene önce. Şimdi biz bunları kapıdan kovduk. Bunun üzerine bunlar şimdi bu AKP'yi alet ederek bacadan gelip 22 Temmuz'da girerek Çanakkale'de yapamadıklarını yapmak istiyorlar. Önce bu gerçeği bilmek mecburiyetindeyim. Bakın geçen sefer ekonomi konferansımı verirken köy kahvesinde oturan işsiz, kasketli Ahmet'e seslendim. Şimdi de bu manevi tahribat konferansını verirken camiye giden sakallı Hüsnü Bey'e sesleniyorum. Bana bak Hüsnü. Hüsnü Bey, bana bak, bu Siyonizm Amerikalıları kafese koymuş, Çin'i, Hindistan'ı Japon'a koymuş. Sen de illa kafese girmeye mecbur musun ya? Sen Müslümansın ya. Sen onlardan değilsin. Aklını başına al. Bu oyunları yutma. Allah'a şükürler olsun, bunlar şimdi tek tük kaldı. Tek tük kaldı, hiç kalmaması lazım. Onun için Hüsnü'ye sesleniyorum. Bire Hüsnü hala efendim öyle diyorsun ama gene bunlar eski milli görüşçüler, sizin talebeleriniz. Ne yapalım, bunlara oy vermekten başka alternatif yok. Hadi oradan bakayım. Böyle diyerek insan Sen ne zaman akıllanacaksın ya? Her zehiri bir ambalajla sana yutturmuşlar. Bir şey, her şeye bir kılgı uydurmuşsun. Ne söylense bir şey uyduruyorsun. Kendini aldatıyorsun. Şimdi 22 Temmuz'da böyle düşünüp de maazallah tekrar bunlara oy vereceğin zaman cehenneme bilet alıyorsun. Cehenneme, haberin olsun, cehenneme. Nedenmiş? İşte ben bu konferansları boşu boşuna vermiyorum. Dinle de gör bakayım. Aksini söyleyebiliyorsan söyle de görelim bakalım. Bu konferansları bunlar için, bu uyanalım diye. Aynen Amerikalılar ve diğerleri gibi Siyonizme aldanıp yem olmayalım. Bilakis hepsini kurtaralım. Ecdadımıza, inancımıza sahip çıkalım diye bu konferansları veriyoruz. Tarihimizi, kimliğimizi, özümüzü muhafaza edelim diye veriyoruz. Ey sakallı Hüsnü, sana söylüyorum, beni duyuyor musun? Şimdi bak, senin bu AKP'ni o ırkçılar iş başına getirdiler. 1990 senesinde Rusya çökünce Amerika tek kuvvet oldu. Amerika avcumuz içindedir. Şimdi 20. Haçlı Seferini başlatırız dediler.
Margaret Thatcher'in İskoçya konuşmasıyla başlattılar. 17 senedir Haçlı Seferi yapılıyor. 1990'da Margaret Thatcher ne dedi? Dedi ki biz NATO'yu Rusya'ya karşı kurmuştuk. Rusya çöktü. Şimdi NATO'yu lav mı edeceğiz? Hayır. Düşmansız ideoloji yaşamaz. Eskiden Rusya düşmanımız da ortadan kalktı. Yeni düşmanımız olmasaydı yeniden düşman bulacaktık. Ama arama lüzum yok, bu düşman var. O da İslam'dır dedi. Açıkça İslam'ı düşman ilan etmek suretiyle 20. Haçlı Seferi'ne başlattılar. Başlattılar da ne yaptılar? İlk önce şu gerçeği unutma. Ortada bir timsah var, Siyonizm timsahı. Bunun üst çenesi Amerika'dır. Alt çenesi Avrupa Birliği'dir. Kuyruğu da İsrail'dir. 1990'da 20. Haçlı Seferi'ne başlatırken bu kararı aldılar. Önce altla üst çeneyi ayarladılar bir kere. Avrupa Birliği ile Amerika arasında bir uyum sağladılar birkaç senede. Ondan sonra onun arkasından NATO'yu İslam'a taarruz gücü haline çevirdiler. Bunlar zaman istiyor. 4-5 sene bununla meşgul oldular. Şimdi tam büyük İsrail'i kurmak üzere adımlar atacaklar. Bir de baktılar ki kudret koyu sahibi Cenab-ı Allah Türkiye'de Refah Partisi iş başına gelmiş. Eyvah! Onların kendi yazarlarının kaleminden söylüyorum. Bugünkü akıl babaları Brzezinski, Makovski'nin kitaplarından söylüyorum. Diyorlar ki bu durumu gördüğümüz zaman Türkiye'de Refah Partisi varken biz bir şey yapamayız. Önce bu işi halletmemiz lazım. Ne yaptılar? Refah Partisi çelik gibi inançlı insanların partisi. Ortağını çürük buldular. Ortağından 50 kişinin hükümete olan desteğini çektirdiler. Çeşitli entrikalar çevirdiler. Ve Sayın Demirel görevi Çiller Hanım'a vereceği halde Yılmaz'a verdi. Uçurumdan aşağıya 10 seneden beri böylece yuvarlanıyoruz. Refah Partisi meselesini bu entrikalarla halledince geldiler Afganistan'ı aldılar. Irak'ı aldılar. Suriye'ye, Lübnan'a hücum ettiler. Lübnan'da Hizbullah'a yenildiler. Irak'ta da yenildiler. Ondan sonra planlarını değiştirdiler. Dediler ki biz bu Lübnan'a harple almayalım. Ya ne yapalım? Türkiye'de bizim Tayyip'imiz var. Söyleyelim ona. O asker göndersin Lübnan'a. Hizbullah silahtan tecrit etsin. Biz buraya elimizi kolumuzu sallayarak gelelim. Asker niye İsrail'e gönderilmedi de Lübnan'a gönderildi? Savaşı çıkartan İsrail. Kökünden kessene eğer barış için gidiyorsan. Hayır. Onlara hizmet etmek için Lübnan'a gitti. Şimdi askerimiz Lübnan'da nefesi kesik 22 Temmuz'u bekliyor. 22 Temmuz Allah vermesin. AKP tekrar iktidara gelecek olursa ertesi gün ne duyacaksın sana şimdiden söyleyeyim. Efendimiz buraya barış için gelmiştik ama Hizbullah bize hücum etti. Kendimizi savunmak mecburiyeti kaldık. Onun için Hizbullah'la harp ediyoruz. Kime yutturuyorsun? Sen İsrail'in emriyle zaten Hizbullah'a harp etmek için gönderdin o askeri. Şimdi bekletiyorsun. İnşallah böyle olmayacak. Tam tersine biz askerimizi çekeceğiz. Askerimizi nereye göndereceğimizi biz biliriz. Şimdi Allah vermesin. Onların planlarını açıklıyoruz. Şayet böylece Hizbullah silahtan tecrit ettirirse kendisi savaşmadan Lübnan'a girecek. İncirlik üstünden aldığı misket bombalarını Amerikan füzeleriyle beraber bize karşı kullanacak. AKP zamanında yapmış olduğu manevi işgali maddi işgalle tamamlayacak. Zaten bizim Güneydoğu Anadolu'muz İsrail'in parçası olarak, Büyük İslam parçası olarak haritalarında gösterilmiştir. Anadolu'da da bağımsız bir devlet istemedikleri için sevri uygulayarak Anadolu'yu parçalayacaklar. Yani yok edecekler, Allah muhafaza buyursun. Kudret koyu sahibi Cenab-ı Allah'tır. Böyle olacağı için değil, onların planlarını açıklamak için söylüyorum. Ve bütün bunların için söylüyorum, 22 Temmuz ne demektir iyi anlayalım diye. 22 Temmuz'da biz Saadet Partisi iktidara getirip yeniden dünyanın efendisi mi olacağız? Bütün insanlığı mı kurtaracağız? Yoksa İsrail manevi işgalini maddi işgalle de tamamlayarak
tarihin en şerefli, en büyük milletini yok mu edecek? İşte var olma yok olma meselesi budur. Bu kadar önemli bir tarihi dönüm noktasında olduğumuz için ne yapacağız biz? 75 milyon ülke evladını uyandırmak için gece gündüz televizyonlara çıkıp beyanatlar verip bu konferansları vermek bizim için milli bir vazife değil mi? Tarihin böyle bir dönüm noktasında. İşte bulunduğumuz noktadan dolayı biz bu konferansları veriyoruz. Bir. İkincisi, ırkçı emperyalizm bütün milleti narkozluyor. Nasıl Çanakkale'ye 400 gemiyle geldiyse, şimdi de 400 tane medyayla Türkiye'nin her yerinde halkımızı narkozluyor. Aldatmak için, onu yutmak için. Ve nasıl Çanakkale'ye 600 bin asker getirdiyse, her gün bir konuşma, her gün bir makaleyle de milletimizi narkozlamaya çalışıyor. Şimdi bizim vazifemiz bu aziz milletin evlatlarını yakasına yapışmak, her zaman söylediğim gibi kafasına duvara vurmak, oksijen koklatmak, uyandırmak ve Siyonizmin işbirlikçilerini bu narkozdan milleti kurtarmak. Onun için bu konferansları veriyoruz. İki. Üçüncüsü, bu Siyonizm biliyor ki bir millet bir defa aldanır. 3 Kasım'da aldattım. Şimdi bu sefer aldanmayacak. Bunu biliyor, bizden daha iyi biliyor. Bildiği için ne yapıyor? Can hıraş bir şekilde. Gece gündüz, gece gündüz, gece gündüz canıyla başıyla halkı aldatmak için uğraşıyor. Her türlü çareye başvurarak, akla ele gelmedik her türlü metodu kullanarak. O can hıraş bir şekilde milletimizi yok etmeye çalışırken biz seyirci mi kalacağız? Biz de can hıraş bir şekilde milletimizi uyandırmaya çalışacağız. İşte açıkladığım gibi biz bu konferansları vatanını milletini seven her evladın yapması lazım gelen bir vazife olarak yapıyoruz ve üzerimize düşen milli görev olarak yapıyoruz. Peki bu konferansları nasıl tertip ettik? AKP döneminde Türkiye'yi yok etmek için hayım naum doktrini uygulamak için 3 tane mühim icraat yapıldı. Ekonomik yıkım, bunu milletimize anlatmak birinci konferansımızın konusuydu. İkinci konferansımızda efendim bunlar böyle yapıyor diyorsunuz ama peki siz 23 Temmuz'a geldiğiniz zaman nasıl düzelteceksiniz ekonomiyi? Biz nasıl iş bulacağız, nasıl çalış bulacağız, nasıl karnımız doyacak, nasıl zengin olacağız? İkinci konferansımızda bunu anlattık. Üçüncü konferansımız nedir? Şimdi AKP döneminde yapmış olan manevi tahribat. Ey camiye giden sakallı Hüsnü, sana söylüyorum, sana. Bak, sen bunları, bunlar da hepsi milli görüşüdür. Ne yaparlarsa hepsini yalayıp yutuyorsun. Siyonizm seni narkozlamış. Uyan, 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 gerçeği gör. Siyonizme hizmet etmeye mecbur değilsin. Oyunu kendine ver, inancına ver, kimliğine ver, tarihine ver. Yani Saadet Partisi'ne ver, milli görüşe ver, bu felaketlerden kurtul. Bunu anlatmak milli bir vazife olduğu için bu milli vazifeyi yapıyoruz. Onun için peki efendim bunlar hangi tahribatı yaptılar? İşte bugün bunu konuşacağız. Peki siz bu tahribatı nasıl söyleyeceksiniz? Manevi tahribatı. Bunu konuşacağız. İnşallah. Dördüncü konferansımızda da bunların yapmış oldukları dış politika faciasını buna mukabil Saadet Partisi'nin yeniden büyük Türkiye'yi, yeni bir dünyayı nasıl kuracağını konuşacağız. Böylece inşallah Cenab-ı Allah'ın indinde üzerine düşen vazifeyi yapmış kullardan birisi olmak için elimizden gelen gayreti göstermiş olacağız. İşte size bu konferanstan niçin verdiğimizi, konferanstan mevzuların niye böyle olduğunu ve bugün ne konuşacağımızı böyle açıklamış oldum. Ne konuşacağız biz bugün? AKP döneminde yapılan manevi tahribat. Niçin konuşacağız? Camiye giden sakallı Hüsnü gerçekleri duysun. Onun için konuşacağız. Sonra peki Saadet Partisi ne yapacak? Onu da bugün konuşacağız inşallah. Gelecek konferansımızda da dış politika faciası ve Saadet Partisi yeni bir dünyayı nasıl kuracak? Onu konuşacağız inşallah. Bunları belirttikten sonra şu noktayı ortaya koymak istiyorum. Bizim bu konferanslarımız ilmi konferanslardır. Bizim metodumuz iddia değil, ikna metodudur. Bu sebepten dolayıdır ki bu konferansları birer ilmi konferans olarak veriyoruz. Ve biz siyaset yapmıyoruz ya.
Matematik konuşuyoruz, matematik. Bizim söylediklerimiz her zaman doğru olan gerçeklerdir. Bir diğer özelliğimiz de şudur. Biz ağzına geleni vaat eden insanlar olarak konuşmuyoruz ya, yaptıklarımızı konuşuyoruz. Biz bu söylediklerimizi kaç kere yaptık, gene yapacağız. Bu gerçeklere işaret ettikten sonra şimdi yüksek müsaadenizle konunun içerisine giriyorum. Konunun içerisine girerken bir kere daha gösterdiğiniz bu büyük alakaya teşekkür ediyorum. Salonumuzun büyük kısmına teşrif etmiş olan hanım kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Salonumuzun büyük çoğunluğunu teşkil eden gençlerimizi alınlardan öpüp bağrıma basıyor. Muhterem kardeşlerim, bu manevi tahribat niçin yapılıyor? Adamın planı var, hesabı var, gayesi var. Durup dururken olmuyor. Onun inancı var. O 5760 senedir hangi gaye için çalışıyorsa planlı bir şekilde bizim maneviyatımızı tahrip etmek için de onun için çalışıyor. AKP dönemindeki manevi tahribatın kökü nereden geliyor? Bu tahribatın kökü Basel Konferansı'ndan geliyor. Biliyorsunuz, kapitalist nizamı kurduktan sonra para gücünü Siyonizm'e ele geçirince Theodor Herzl Sultan Hamid'e geldi. Rusya'yla harp yapıyorsun. Sana para lazım. İstediğin kadar para. Ki sonradan bize ödemeyeceksin. Sadece Filistin'de toprak satacaksın dediği zaman Sultan Hamid Theodor Herzl'i kovdu. Şehit kanına alınan vatan toprağı parayla satılmaz dedi. O ne yaptı? Gitti, kendini gönderen Illuminate mürşitlerine hesap verdi. Dedi ki bak ben gittim, adam beni kovdu. Bu adam hayattayken sakın ha fazla ileri gitmeyin. Çok telefiyat verirsin, ben bunu gözümle gördüm, bu korkunç bir adam dedi. Bunun üzerine mürşitler Theodor Herzl'e dediler, git şuradan be korkak herif, senin yüzünden biz dinimizden mi vazgeçeceğiz? Ne diyorsun sen be? Sultan Hamid bize müsaade etmez. Sultan Hamid'i tahttan indiririz. Yerine bir Osmanlı gelir, o da müsaade etmez. Osmanlı devletini yıkarız. Yıksak da İslam dini var. Müslümanlar her tarafımızı kuşatmış olur, İsrail'i kursak bile bir gün bizi denize dökerler. Gene yok oluruz, hepsi boşa gider. 100 senede İslam'ı ortadan kaldırırız. Allah muhafaza buyursun. İslam Allah'ın muhafazasındadır. Ben onların planını anlatmak için söylüyorum. Bundan dolayıdır ki önce bir defa Basel'de bu 3 maddeyi karar haline aldılar. Sultan Hamid tahtından indirilecek, Osmanlı yıkılacak, İslam ortadan kaldırılacak. Bunların tatbik edilmesi için, İslam ortadan kaldırmak için ne yapacak? Bütün gücüyle çalışıyor. 3 türlü ortadan kaldırılır İslam, Allah muhafaza buyursun. Bir tanesi yasaklamak suretiyle ortadan kaldırılır. İkincisi değiştirilmek suretiyle ortadan kaldırılır. Üçüncüsü ise ılımlı İslam diyerek aldatmak suretiyle ortadan kaldırılır. Bunların her üçünü de gerçekleştirmek için o asırdan beri, 1890'dan beri canla başla çalışıyorlar İslam'ı ortadan kaldırmak için. Bu plan Hayim Naum doktrinidir. Lozan imzalanırken Hayim Naum, Clemenceau ve Lloyd George'u ikna ederken yalancıktan bu imzayı atın, asıl olan Sevr olacak. 20 sene esnasında biz 5700 senedir bekliyoruz. Anadolu insanını aç bırakın, işsiz bırakın, borca esir edin, dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın, yutun. Theodor Herzl doktrini budur. İşte şimdi 80 senedir üzerimizde bu plan uygulanıyor. Bu planın uygulanması için Refah Partisi'nin arkasından dünya siyonizmi, ırkçı emperyalizm, işbirlikçilerini iş başına getirmiştir. Onun arkasından büyük bir kuvvetle, güçle AKP'yi iş başına getirmiştir. Bu işbirlikçi partilerin hepsini taşeron olarak kullanarak bizi bugünkü feci duruma getirmişlerdir. Ne oldu da bu feci hale geldik? Bunun için hemen şunu belirteyim ki bunların maksatları bu bizi dinimizden uzaklaştırmaya çok büyük önem veriyorlar. Çünkü bir ülke dininden uzaklaşırsa
köleleşir, esir olur. Onlar da zaten bizi esir yapmak istiyor. Aç bırakmaya önem veriyor. Borcu esir etmeye önem ve istihbarata önem veriyor ama asıl önem verdiği dininden uzaklaştırmaktır. Maneviyatı tahrip etmektir. Çünkü bu sayede köleleştirmek. Namaz kılan Yahudi kölesi seni böyle yapmak istiyor. Ilımlı İslam demek bu demek. Sen namaz kılacaksın ama Yahudinin kurduğu düzene karışmayacaksın. O bütün insanlığı sömürecek, dünyaya hükmedecek. Sen de ona köle olacaksın. Zaten onun inancı bu değil mi? Biz efendi olacağız, siz köle olacaksınız. Bunu böylece gerçekleştirmek istiyor. Hayır, biz Müslümanız. La ilahe illallah demek, Allah'tan başkasına kul olunmaz demek. Ondan dolayı biz ne İsrail'e ne başkasına kul olmayı kendimiz için kabul edemeyeceğimiz gibi hiçbir insanın başkasına kul olmasını da kabul edemeyiz. Bundan dolayı da ki Siyonizm işte bu inancı ortadan kaldırmak için bütün gücüyle bu inancı yok etmeye çalışıyor. Manevi tahribata büyük önem vermesinin sebebi budur. Maneviyat bir ülkenin en büyük gücüdür. Bunu yok etmek istiyor. Bizim meşhur sözümüzü biliyorsunuz. Bir ülkenin gücü tankı değildir. Parası da değildir. Milli ve manevi değerlerine bağlı evlatlarıdır. Bu gerçeği Siyonizm bizden daha iyi biliyor. Onun için bizi yok etmek, köle yapmak istediği için ne yapıp yapıp maneviyatımızı tahrip etmek istiyor. Bunun için de 1990'da İslam'ı düşman olarak almıştır. İslam'ı ortadan kaldırırsam dünya hakimiyetine erişirim demiştir. Şimdi muhterem arkadaşlarım, AKP döneminde yapılan tahribat nedir? İşbirlikçi AKP'den yapılan tahribat nedir? Bunları size uzun uzun lafla anlatmayacağım. Rakamlarla göstereceğim. Şimdi şuradaki slayta bakınız. Önce size ne gösteriyorum? Bu slaytta şahsa karşı işlenen suçlar gözüküyor. Ne zamanda? AKP döneminde. 2002'den 2005'e kadar. Ne görüyoruz bu tablodan? Tam bir suç patlaması. 140 binden 321 bine çıkmış. %240 artış. 100'ken 240 olmuş. Şimdi 3 numaralı slayta geçelim. Burada ne görüyoruz? Mala karşı işlenen suçlar. Ne görüyoruz? 155 binmiş, 463 bin olmuş, %300 artmış. Verdiğim yüzdeleri dinliyor musunuz? %300. 5 senede mala karşı işlenen suçlar %300 artıyor. Buna patlama derler, patlama. Hazır AKP'yi bulmuş, sahipsiz bir ülkeyi Siyonizm kendi planıyla bu patlamaları bir gerçekleştiriyor. Öbür taraftan diğer 4 numaralı slayta geçelim lütfen. Kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Toplam suçlar 295 binden 785 bine fırlamıştır. %260 artmıştır. Bakın AKP döneminde dikkatinizi çekiyorum. Artış değil. Ya zıplama söz konusudur. Sakallı Hüsnü. Sana AKP'nin her türlü zehirini ambalajlayıp yutturuyorlar. Diyorlar ki efendim ne olmuş yani? Her zaman suç vardı. AKP zamanında suç varmış. Ne olmuş yani? Gözünü dört aç da bak. Her zaman vardı ama böyle miydi? Şu patlamaya bak be. Şu patlamaya bak. Bu durup dururken olmuyor. Bunu yapanlar var. Bu böyle yeni yutulur bir şey mi? Öbür taraftan öldürme olayları. 5 yılda %130 arttı. Söylüyorum. Darbe olayları %215 arttı. Bak eğriler nasıl fırlıyor görüyor musunuz? Normal bir artış değil. Azalma hiç değil ya patlama. Patlama. Ne oluyor da bu AKP gelince bütün bu suçlar patlıyor? Yaralama suçları, çocuk kaçırma suçları %185 artmış. Tehdit suçları. 6 numaralı slayta geçelim lütfen. %700 artmış. Hakaret ve sövme suçları %760 artmış. Aile fertlerine kötü muamele %340 artmış. Güvenlik kuvvetlerine karşı suçlar %210 artmış. 7 numaralı slayta geçelim.
silahla havaya ateş açma suçları. Bunlar İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi rakamları. %250 artmış. İntihara teşebbüsler %200 artmış. Gasp ve soygun suçları %229 artmış. Evdeki hırsızlık suçları %327 artmış. 8 numaralı sıraya geçelim. İş yerinde hırsızlık suçları %207 artmış. Soyulan banka sayısı %253 artmış. Kamu kuruluşlarında hırsızlıkta %195 artmış. Otodan hırsızlıklarda %385 artmış. 9 numaralı slayta geçelim. Diğer hırsızlıklar %340 artmış. Emniyeti suistimal suçları %298. Dolandırıcılık %298. Mala zarar verme suçları %819 artmış. 10 numaralı slayta geçelim. Faili meçhul suçlar %327 artmış. Faili meçhul suçların dosyaları %230 artmış. 1,5 milyon faili meçhul dosyası var. 12 numaralı slayta geçelim. Her yıl 96 bin çift boşanıyor. Görüyorsunuz, bakınız, AKP'den önce 34 bin çift boşalıyormuş. AKP'ye gelince 90 bin çift boşanmaya başlamış. Neden? Çünkü Siyonizm at oynatıyor. İdareyi eline almış, Avrupa Uyum Komisyonu'yla biraz sonra anlatacağımız bir takım etkilerle tamamen maneviyatı tahrip ediyor. 12 numaralı slide'den görüyoruz ki senede 96 bin çift boşanıyor. Ve aynı zamanda da 13 numaralı slide'da her yıl 2700 kişi intihar ediyor. Niye AKP gelince intiharlar 3 misli artmış? Senedini ödeyemiyor. Borcunu ödemiyor, aç, işsiz, çoluğuna çocuğuna bakamıyor, eziliyoruz. Bu ezilme karşısında insanlar intihara gidiyorlar. İşte AKP'nin sonucu bu. Ey sakallı Hüsnü, duyuyor musun beni? Bak AKP bu. Şimdi bunlar seneden seneye yayıldığı zaman facia tam gözükmüyor. Onun için size 14 numaralı slide'da yıllara göre suç işleme sayısındaki artışı gösteriyorum. Bakınız. Burada ne görüyorsunuz? Burada 2002 yılı suç sayısıyla 2005 yılı suç sayısı mukayesesi. Nasıl patlamış görüyor musun? 296 binden 450 bine çıkmış. Şimdi 15 numaralı slaytta boşanma oranlarındaki artış. Bak 10 sene evvel ne kadar azmış, AKP döneminde nasıl fırlamış. Görüyorsunuz %340 artmış boşanmalar. 16 numaralı slaytta güvenlik birimlerine getiren çocuklar. Görüyorsunuz çocukların suçları %211 artmış. Hiç %100'den aşağı rakam söyledim mi? Her şey korkunç bir şekilde artmış. Ve böylece biz AKP döneminde tarihimizin en büyük manevi tahribatını yaşamış olduk. Şimdi bu slaytlar ortaya ne koyuyor? Bu zaman gördüğümüz gerçek şudur. Önce bir defa aileler dağılıyor. 2002-2004 yılında 268 bin boşanma var iken, oraya çıkmışken 10 sene evvel bu 79 bindi. %340 artmış. Peki ne oluyor? Çocuklar suç makinesi haline geliyor. Dağılan ailenin çocukları sokaklarda kalıyor. Bak şimdi okuyacağım rakamlara dikkat et. Mala karşı işlenen suçlarda her 100 şüpheliden 25'i çocuk, 12'si kız çocuğu, %80'i hırsızlıkla suçlanıyor. İntihara teşebbüs eden 100 kişiden 20'si çocuk, bunlardan %77 kız çocuğu. Ben söylüyorum. 2000 yılında 88 bin olan çocuk sanık sayısı 2003 yılında 124 bine çıkmış. Artış oranı %40. Gasp olayında şüphelilerin %24'ü kız çocuğu. Kız çocukların çok işledikleri suç yan kesicilik. Şüphelilerin 100 çocuğundan 43'ü yan kesicilik yapıyor. Bu tablo yüreklerimizi sızlatıyor. Avrupa Uyum Komisyonu demiş, aracılar demiş, bir takım icraat yapmış, biraz sonra anlattığım icraat. O icraat
Avrupa Uyum Komisyonu demiş, aracılar demiş, bir takım icraat yapmış, biraz sonra anlattığım icraat. O icraatın sonucu aileler dağılmış, çocuklar sokakta kalmış, çocuklar suç makinesi haline gelmiş. Şimdi bir profesör araştırma yapıyor, yaptığı araştırmada diyor ki, zayıf aile kötü arkadaş. Çocuk böylece o zayıf aileden kopuyor, kötü arkadaşların arasına karışıyor. İşte bu felakette başımıza geliyor. Bunların önlenmesi için çocuklarımıza manevi değerlerimizi öğretmemiz lazım. Başka türlü kurtuluş çaresi yoktur diyor. Bu çocuklar ailelerinden koptuktan sonra uyuşturucu ve fuhuş gittikçe artıyor. Bunlar ta ilk öğretim kollarına kadar inmiş bulunuyor. Kapkaç çeteleri, hırsız çeteleri cirit artıyor. İcra ve iflastan intihara sürüklüyor. Rakamların teferruatına girmiyorum. Böylece korkunç bir tahribatın içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu tahribat, hemen belirteyim ki, Batı ülkelerinde Türkiye'den daha fazla. Onun için bu AKP'nin biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz deyip onların kokuşmuş, çürümüş sosyal yapılarını bize getirmek istemeleri bu ülke yapacakları en büyük kötülüktür. Ya onlar çürümüş, nereye gidiyorsun yahu, nereye, nereye, nereye? Sen kimsin? Ecdadına bak, tarihine bak. Bu tahribat nasıl yapılıyor? 17 numaralı slaytı koyalım lütfen. Bakınız, geçen size ekonomide dört koldan halkın nasıl soyulduğunu gösterdim. Şimdi ise size işbirlikçiler ve AKP'nin manevi tahribatını gösterirken ırkçı emperyalizm, işbirlikçi yönetimler AKP, işbirlikçi medya ve rantiyeciler beraberce halkımızı dört koldan nasıl manen tahrip ediyorlar, onları anlatıyorum. Bak, aşağıda A dediği din eğitimini engellemek suretiyle, B dediği laikliğin dine baskı unsur olarak uygulanması suretiyle, C dediği ılımlı İslam tahribatı suretiyle, D dediği medya ve sinemanın silah olarak kullanması suretiyle. Bütün bu işbirlikçilerin hepsi, sadece AKP değil, Saadet Partisi'nin dışındakilerin hepsi, işte bu gördüğünüz tahribatın ortaklarıdır, destekçileridir. Din eğitiminin nasıl engellendiğini biliyorsunuz. İmam Hatip okulları kapatıldı. Kur'an kursları, bu sene 16 tane İmam Hatip okulu kapandı. Zaten kat sayı faciası İmam Hatip okullarına gitmeyin demektir. Bütün bunları söz verdiği halde AKP hiçbirinde kılını kıpırdatmadı. Tam tersine sinsi sinsi ilave din düşmanlıkları yaptı. Biraz sonra onları da size açıklayacağım. Şimdi bak, anayasa din öğretimini mecburi kılmış. Anayasanın içerisinde hiçbir öğretim mecburi değil. Sadece din öğretimi mecburi. Velilerin arzusu üzerine çocuklara dini öğretilir diyor. Buna rağmen din dersleri tamamen içi boşaltılmış. Öğretmenler ehil kimselerden seçilmemiş. Böylece millet aldatılıyor. Ortada din dersi diye bir şey yok. Bu olmayınca da çocuklar tabii yan kesici oluyor, uyuşturucu oluyor, fuhuşa gidiyor, her türlü kötülükleri yapan çocuklar haline geliyor. Bunlar bizim çocuklarımız. Bir millet böyle tahrip edilir. Hayim Naum doktrini böyle uygulanır. Bir millet böylece yok edilir. Onun için dikkatlerinizi çekiyorum. Çocuklar sahipsiz, kimsesiz, başıboş suç aleti haline geliyor. Boşanmalar çoğaldığı için. Bizim kurmuş olduğumuz İmam Hatip okullarının kapısından kilit vuruldu. Kur'an kursları kapatıldı. Ve 5 yıllık kalkınma planında biz büyük bir manevi kalkınmayı planlamıştık 1977 yılında. Maalesef o plan uygulanacağına, tamamen aksine olarak din öğretimi engellendi ve bugünkü görmüş olduğumuz felaketlere zemin hazırlandı. Diğer yandan AKP iktidarı zamanında din öğretimini büsbütün engellediler. 15 yaşından küçük çocuğuna Kur'an öğreten babaya hapis cezasını AKP getirmiştir. Kur'an kurslarına her türlü kapatma muamelesi AKP zamanında yapılmıştır. Ankara'da, Pursaklar'da,
5 yaşında çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim 4-5 yaşında öğrenilir. Hançerin teşekkür etmesi lazım, küçük yaşta yönelmesi lazım. 40 tane çocuk bir hanım evladımızı almış, bunlara Kur'an öğretiyor. Bir evin bodrumunda. Bir vaka anlatıyorum, size olmuş bir vaka. Arkadaki odanın küçük penceresinden içeriye jandarmalar giriyor. Sanki bir soygun yerini basarmış gibi bu 4 yaşındaki çocukların içerisine silahlarla geliyorlar. Kur'an-ı Kerimleri topluyorlar. Öğretmenim çocukları alıp karaköre götürüp ifadelerini alıyorlar. Çocukların hepsi şimdi ruhsal sarsıntıdan tedavi görüyor. Kim yapıyor bunu? AKP yapıyor. Ben buna karışmam diyor. Ben bunun bedelini ödeyemem diyor. Neden? Çünkü bunlara karşı tedbir alırsam İsrail'in hoşuna gitmez. Beni bu sandalye oturtmaz. Beni delikten aşağı süpürür. Duyuyor musun beni sakallı Hüsnü? Müslümanlığın öğrenmesi böyle engellenirken AKP döneminde başımıza bir bela musallat oldu. Misyonerlik her tarafı sardı. Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Onların hoşuna gitmek için her tarafta kiliseler açılıyor. Her tarafta İncil dağıtılıyor. Bunların korkunç bir şekilde yurdu kapladığını acı bir vaziyette görüyoruz. Bu AKP'nin yapmış olduğu bu tahribat sonucunda özel televizyonlar sahipsiz köyde kendilerini buldukları için tamamen filmlerle, ahlak bozucu filmlerle bütün insanlarımızı tahrip ediyorlar. Ve şayet AKP tekrar iktidara gelecek olsa Allah muhafaza buyursun. Zaten televizyonların bütün kısmı yabancılara satıldı. Yabancılar bütün televizyonları alacaklar. Televizyonların hepsi kilise propagandası yapacak, Hristiyanlık propagandası yapacak ve bu aziz milleti mübarek Müslüman dininden uzaklaştırmak için ellerinden gelen her şey yapılacak. Neden? Hayım Nahum doktrini böyle istiyor da onun için. Türkiye'nin yok olması bunu gerektiriyor da onun için. İlim adamları misyonerlik faaliyetinin artmasının sebeplerini şöyle sıralıyor. Dinler arası diyalog girişimleri misyonerlik faaliyetini arttırıyor diyor. Türkiye'nin Avrupa'ya girme çabasıyla uyum yasaları misyonerlere geniş özgürlük tanıyor diyor. Din irtica diye ortaya yere konuyor AKP döneminde diyor. Din ve ahlak derslerinin muhtevaları öğrenim saatleri kifayetsiz. Dinde yeniden yapılanma, dini hürafeden arındırma gibi söylemlerle halkı psikolojik olarak zedeliyorlar. Gelir dağılımındaki dengesizlik, yoksulluk, evsizlik, dışlanmışlık, göç olayları, şehirlerdeki yabancılaşma, etnik ve mezhep kaynaklı problemler misyonerliğe zemin teşkil ediyor. Aç adama para verip Hristiyan yapıyorlar. Milli Güvenlik Kurulu'nun kendi raporunda yabancılar tarafından misyonerlerce 2020 yılına kadar toplumun %10'un Hristiyanlaştırılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Ne söylüyorum duyuyor musunuz? Şimdi Allah'a şükür olsun nüfusumuzun %100'ü, %99,99'u Müslümandır. 2010 yılı, 2020 yılı kaç sene var? 13 sene var. 13 sene sonra bu 80 milyon olan nüfusumuzun 8 milyonunun Hristiyanlaşacağını söylüyor. İşte AKP bunun bekçisidir. Bunların yapılmasının destekçisidir. Milli Güvenlik Kurulu raporundan söylüyorum size. Her karış toprağa şehit kanıyla yoğrulmuş böyle bir vatanda bugün bu misyonerlerin cirit oynatmaları ve böylece bu milletin İslam'dan uzaklaştırma faaliyetlerinin böyle korkunç boyutlara ulaşması elbette bu memlekte yapılacak en büyük kötülüktür. Bir diğer ikinci husus ise grafikten görüyorsunuz bunların aynı zamanda laikliği baskı olarak kullanmalarıdır. Kamusal alan diye bir takım tabirler icat edildi AKP döneminde. Nereden başlayıp nereye gittiği belli değil. AKP bunlara hiç karışmıyormuş gibi gözüküyor. Fakat bütün bunların bekçiliğini yapıyor.
tesettürlü hanımlara hastanelerde bile tedavi yapılmıyor AKP döneminde. AKP döneminde ayeti kerimelerin manaları değiştiriyor, hutbeler değiştiriliyor. Allah'ın dininde din İslam'dır sözü her hutbede söylendiği halde bunlar hutbelerden dışarıya çıkarttırdılar. Bundan başka başörtüsü meselesi milletin %1,5'unun meselesi diyor. Kim? AKP yöneticileri. Bizi ilgilendirmez diyor. Ey sakallı Hüsnü, duyuyor musun beni? Senin AKP'nin ne olduğunu, AKP'nin ne olduğunu görüyor musun? Medya silah olarak kullanılıyor. Medya bütün milli ve manevi değerlerimizi tahrip ediyor. Müslüman Türk aile yapısına aykırı televizyon gösterileri, uyuşturucu fuhuş özendirmeleriyle Türkiye'miz felaket haline getiriliyor ve Türkiye'de son 5 yılda 744 bin çift, 1 milyona yakın çift boşanma davası açmış bulunuyor. Bunlar bir tesadüf değildir. Bir planın tatbikatıdır. Çocuklarımız uyuşturucu batağına batırılmıştır. Ve böylece deminki grafiklerde gördüğünüz gibi Türkiye'de bir felakete doğru sürüklendirmiştir. Medya sadece kötülüğü yazmakla kalmıyor. Haberlerle de bunları yönlendiriyor. Sahipsiz köy bulmuş, ortalığı tahrip edip duruyor. Böylece AKP döneminde görüldüğü gibi dört koldan milletimiz tahrip edilmektedir. Dördüncü kol ise ırkçı emperyalizmin ılımlı İslam projesidir. Bazel'de ne dediler? İslam'ı ortadan kaldıralım. Kaç koldan? Yasaklayalım ve değiştirelim ve ılımlı İslam yoluyla da yaklaşmak suretiyle tamamen bizim emrimize uygun hale getirelim. Bunların üçünü de üç koldan AKP döneminde bütün gücüyle ırkçı emperyalizm tatbik ediyor. Aracıların tavsiyesiyle ırkçı emperyalizm bunlara ait kanunları çıkartıyor. Bunlara ait faaliyetleri destekliyor. Ve böylece sonunda namaz kılan ama Yahudi'ye köle olan bir İslam tipi geliştirilmesi için ılımlı İslam, yeşil İslam kuşağı gibi bir ırkçı politika bunlar döneminde tatbik ettiğine konmaktadır. İşte AKP döneminde yapılmış olan tahribat budur. Şimdi bunu AKP bu tahribata hangi katkıları yaptı? Bunun için size 18 numaralı slaytı gösteriyorum. Bakınız AKP bir yandan söylemleriyle bu tahribatı destekliyor, ifadeleriyle. Öbür taraftan icraatlarıyla destekliyor. Öbür taraftan sinsice yürüttüğü din düşmanlığıyla destekliyor. Öbür taraftan Avrupa'ya uyum havası atmosferi meydana getirmek suretiyle bu tahribatı yapıyor. Şimdi size bunlara ait birkaç tane misal arz etmek istiyorum. Bakınız AKP'nin söylemleri. Şimdi o bizim sakallı Hüsnü diyor ki efendim bunlar yapmıyor, başkaları yapıyor, bunlar istemiyor. Bunlar yapmıyor öyle mi? Ey sakallı Hüsnü kardeşim. Senin hala kafanda sağlam çalışan bir kızım kalmış mı? Bak şimdi kalmışsa şu söylediklerimi dinle bakayım. Bak şimdi AKP yöneticisi ne diyor? Diyor ki belki ifadelerim yadırgatacaktır. Ama yine de söylemek zorunda olduğumu düşünüyorum. Bizim için ortada bir mağlubiyet var. Neymiş bu? Müslüman olduğumuz için mağlupmuşuz. Bunu aynen kabul etmemiz gerekir. Ne münasebet ya, Müslümanlık mağlup olmaz. Müslümanlık Allah'ın dinidir. Sen mağlup olursun ama Müslümanlık mağlup olmaz. Böyle söylüyor. Konu medeniyetlerle ilgili. Karşılaşma adeta medeniyetlerin karşılaşması. Bir Batı medeniyeti var, bir de bizim baştan beri ileri sürdüğümüz tezler var. Yani Müslümanlık. Bence bu hüzünlü bir yolculuk. Ortada açıkça bir mağlubiyet var. Hadi oradan. Ne mağlubiyetiyim? Senin mağlubiyetin var. Kendi kültürümüz, kendi medeniyetimiz,
İddialarımızın, tezlerimizin üstünü gösteremedik ama sonuca seviniyoruz. Sevin dur bakalım sen şimdi. 22 Temmuz'da görürüz senin sevincini. Bak camiye giden sakallı üstü kardeşim dinle. Bak o senin aldandığın AKP, zehir diye sana yutturulan AKP'nin ambalajını açıyorum. İçindeki sulfatayı gösteriyorum. Diye bir AKP yöneticisi ne diyor? Avrupa Birliği sürecinde biz bir medeniyetler uzlaşmasının onurlu mücadelesini veriyoruz. Amma da iş yapıyormuş ya. Ne kahraman adammış bu. Bizi alın diye yalvarıyorsunuz diye tenkit ediyorlar. Evet bizi bu medeniyetten uzlaşmasının içine katın demek zorundasın. Sen zorundasın, biz değil. Sen istiyorsan git, biz gitmiyoruz. Demezseniz o zaman bu medeniyetler çatışmasına hazırlıklı olmalısınız. Hazırız biz evvelallah. Medeniyetler çalışsın. İslam'dan başka hiçbir şey galip gelemez. Biz medeniyetten uzlaşmasını tercih etmek durumundayız. Aksi takdirde onun insanlığa bedeli çok ağır olur. Ve bu bedeli ne biz ödebilir ne de bizden sonra gelen nesiller ödeyebilir. Ya dünyayla beraber yaşamalıyız. Lafa bak, hangi dünyayla? Çürümüş dünyayla mı? Çürümüş dünyayla mı? Veya 780 bin kilometre kare sınırlar için hapsolmalıyız. Kim demiş? Kim demiş? Sen hiç dünya haritası görmedin mi ya? Brüksel'den başka yer tanımaz mısın sen? Ey gafil! 30 sene sana biz ne öğrettik ya? Ne öğrettik? Sana biz dünyayı öğrettik. Bak şimdi biraz sonra inşallah Allah kendilerini kurtarsın, ben bunları şefkatimden söylüyorum. Bak şimdi bazı insanlara kendini tanıtmak için o insanın yaptığı için filmini gösterirler. Biraz sonra AKP'liler nasıl çarpıldı, bu hale nasıl düştüler, kendilerine kendi filmlerini göstereceğim. Bak siz nasıl çarpıldınız, bu hale nasıl geldiniz. Şu sözlerinize bakın. Ya dünyayla beraber yaşamalıyız veya 780 sınırlar içine hapsolmalıyız. Yahut bizi düşünce, inancı atmosferimiz için olanlarla bir dünya kuracağız diye düşünüyorsak bize taş atıyor ha. Kocasına taş atıyor. Bilelim ki onda da yanılıyoruz. Sen yanılıyorsun, sen. Çünkü onlarla görüştüğünüz zaman birçok sıkıntıların olduğunu göreceksiniz. Sen daha dünkü çocuksun. Biz onlarla 60 senedir görüşüyoruz. Ne diyor biliyor musun? Bunu ben diyor 2 sene öncesine kadar bilmiyordum. Ama 2 yıllık süre içerisinde çok iyi anladım ve gördüm. Sen 2 yıllık süre içinde çarpıldın, çarpıldın, çarpıldın. Bir şey gördüğün yok. Eskiden görüyordun, hidayetin karardı, şimdi şaşı oldun, çarpık oldun. Şimdi bak, diğer bir AKP yöneticisi, sakallı üstlü kardeşim, iyi ve kötü medeniyet yoktur, iyi ve kötü insan vardır. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu hiç? Öyle bir kötü medeniyet var ki seni dalalete sürükler, kökü bozuktur, kökü. Sen onun peşine gidecek olursan, madem iyi ve kötü medeniyet yok, Cenab-ı Allah İslam'ı niye gönderdi ya? Niye gönderdi? Hepsi birbirine aynıysa. Hepsi birbirine aynıysa. Sende kafa yok be. Kafa, 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 kafa yok. Kafa. Şimdi bak bir AKP yöneticisi Brüksel'e gidecek olan heyetin mensuplarını topluyor. Onlara ne diyor biliyor musun? Hayatın her alanındaki standartların Avrupa'sından uydurulacağını, Brüksel'e gidiyor ya,
Öyle konuşacaksın, benim dediğim gibi konuşacaksın. Kim diyor bunu? AKP diyor. Efendim onlar yapıyor, ben karışmıyorum. Deme. Sen diyorsun bunu, sen. Ne diyorsun bak? Hayatın her anındaki standarttan, AB standarttan uydurulacağını, bu sürenin topyekun çalışma olduğunu ifade ederek AB müktesebatını Türkiye'de uygulayacağız. Ne münasebet? Ne münasebet? Bizim ecdadımız böyle mi yaptı? Bizim standartlarımızı AB'ye transfer etmeyeceğiz. Nereye? Uşak olmaya gidiyorsun öyleyse. Eğer bizim standartımız AB standartı üzerindeyse onlarla konuş, onları ikna edebiliriz. Kim daha üstünse tabii o alır. Ama gerçekçi baktığımızda ne yazık ki böyle değil. Tüh, yazıklar olsun. Bu müktesebatın kabulü uzun vadeli çıkarlar için bazen kısa vadeli tavizler, zorluklar getirebilir. Bizim medeniyetimiz onlarınkinden daha aşağıdır diyor. Şu hidayet kararmasına bak sen ya. Şu hale bak sen. Bunu hiç uğurlu bir Müslüman söyler mi? Çarpılmışsın sen be, çarpılmışsın. Büyülenmişsin, çarpılmışsın. Şimdi bak AKP grup toplantısında ne deniyor? Tek tek bütün milletler olarak karşımıza iki seçenek bulunuyor. Ya değişme direnmeyi seçeceğiz, o zaman tarihin tekamül merdiveninde varabildiğimiz en son merhaleli mevcut durum olduğunda kabullenmiş oluruz. En iyi ihtimalle ayakta kalabilsek bile içinde bulunduğumuz duruma razı oluruz. Ya da soğuk savaşların önünden kalma ezberimizi bozmayı tercih edeceğiz ki ancak o zaman kendimizi yenilemeyerek içine sürüklenmekte olduğumuz derin açmazlardan kurtuluruz. Şuna bak, bizim medeniyetimiz derin açmazlarmış. Asıl senin gittiğin yer derin açmaz. Sen nereye gidiyorsun? Çürümüş, kokmuş, fosilleşmiş, batmış bir medeniyetin içerisine gidiyorsun. Şimdi Sayın Erdoğan ne diyor? Irak'ı işgal eden Müslümanları katledam eden askerlerine, ülkelerine sağ salim dönmeleri için duacıyım diyor. Sayın Erdoğan ne diyor? Faizi bir dünya gerçeği olarak tarif ediyorum diyor. Sayın Erdoğan ve Sayın Gül Avrupa Birliği toplantısında Papa 10. Innocentus'un heykel önünde imzalamalar bir tesadüf değildir. Misyonerlik faaliyetlerinin önüne açıldıkken İmam Hatip'te Kur'an kurslarıyla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamış, üniversite imtihanlarına kat sayıları çizgi bile giderilmemiştir. Gerekçe hükümetin bedelinin hazır olması olarak gösterilmiştir. Bir misyoner, misyonerlik faaliyeti şöylesine artmış. Ankara'da evangelist bir papaz diyor ki, ben Ankara'ya geldiğimde 4 tane kilise vardı. AKP iktidara geldiğinde. Bugün 400'e yakın apartman kilisede ayinler yapıyor. Hüsnü, duyuyor musun beni? Duyuyor musun? 600 tane İmam Hatip okulumuz kapatılıyor. 400 tane kilise açılıyor. Kim yapıyor bunu? AKP yapıyor. Başörtüsü konusunda masum bir tavır takınıyor, hatta şikayetçi oluyor. Halbuki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yasaklanmalıdır diye yazı veriyor. Böylece sözleriyle din düşmanlığı yapıyorlar. İcraatlarına gelince sadece sözde kalmıyor. İcraatlarıyla da din düşmanlığı yapıyorlar. Nedir icraatla yaptıkları din düşmanlığı? Başörtüsü problemin çözülmesi bir yana hükümeti özel dershaneler ve sürücü kurslarına da başörtüsü yasağını genişletmiştir. AKP yönetimi valilikler kanalı okul müdürlüğüne uyarı yazısı gönderdi. Bu yazıyla biat kelimesini kullanmayacaksın. Cemaat, cihat, emir, emirül müminin, fetva, halife, icret, imam, imamet, Medine dönem, medrese, Mekke dönem, mücahit, mümin, münafık, şehadet, şehit, şeyh, şirk, tevhid gibi kelimeleri 45 tane önemli kelimeyi kullanmayacaksın. Ne kullanacaksın? Misyonerlik kullanacaksın. Brüksel kullanacaksın. Tel Aviv kullanacaksın. ...12 yaşından küçük çocukların Kur'an kursuna devam etmesi DSP, MHP, ANAP işbirlikçi hükümeti zamanında yasaklanmıştı. Bunlar ise bunun cezasını kanuna koydular. Hükümeti kötüleyen imam mezunları 2 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını AKP hükümeti getirdi. İşkili mekanlar ilk ve orta derece okullara olan mesafesi AKP zamanında azaltıldı veya ortadan kaldırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayılan genelgede hoparlörlerin ses düzeni ezanın çevrede duyulmasını sağlayacak. Fakat yakın komşularda rahatsız etmeyecek ayarlaması denilerek ezan sesi kısıldı. İmar yasasında cami yerlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi. Din arası diyalog ve dinler bahçesi adı altında Hristiyan ve Yahudi nüfus olmayan bölgede kilise havraların inşası. Nüfus cüzdanlarında din hanesinin çıkarılmasını şimdilik isteğe bağlı olarak imkan tanınması. Türk Ceza Kanunu'nda zinanın suç olmadığının buna madde konuyordu. Bunu telefonla önledi. Buradan giderken hayır bunu koyacağız karar verdik dedi. Brüksel'e gitti. Telefonla pazar günü meclisi topladı. Zina suç değildir diye kanundan bunu çıkarttırdı. Danimarka'daki karikatür rezaleti karşısında hiç sesini çıkartmadı. İspanya Başbakanı ile beraber inanca saygı sükunete davet diye bir beyanname neşretmekle iktifa etti. Bak bir AKP yöneticisi ne diyor? Biz İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Büyük Ortadoğu proje kapsamında Amerika ile birlikte hareket edeceğiz. Girişimlerimiz de sürecek. Ancak olumsuz bir tablo çıkarsa Türkiye İran kapısını kapatmak zorunda kalacak. Ne diyorlar duyuyor musunuz? Şimdi Hamas yetkililerine sesleniyor AKP. Diyor ki yol haritası yani BOB'u kabul edin. Şiddeti terk edin. İsrail'le masaya oturun. Niçin? Çünkü BOB eş başkanıymış. Bunlar İsrail istekleri. Bunlar ne demek? Bütün bölgeyi İsrail adım adım teslim edeceksiniz demek. Diğer yandan bir AKP yöneticisi Orta Doğu projesi, BOB projesi demokrasi, insan hakları ve özgürlükler demektir. Ne münasebet? Büyük İsrail demektir. Kimi aldatıyoruz? Şimdi AKP'nin bir de gizli din düşmanlığı var. Milli görüş gömülerini çıkarttıktan sonra yaptıkları din düşmanlıklarını bak şimdi size gizli din düşmanlıkları bunları bu işbirlikçi basın yayınlamaz. Söylüyorum. 5253 sayılı dernekler kanunun Avrupa Birliği siyasi kriterler katılım ortaklığı belgelesi Avrupa İnsan Sözü dikkate alınarak kazanan kanuna göre iyi dinleyin. AKP ne diyor? Sakallı yüzünü kardeşim dinle. Yeni TCK'nın yapılandırılmasında yeni TCK'nın Türk Ceza yapılandırılmasında bak AKP'nin söylediğine bak. Cinsel yönelim ayrımcılığının tartışılışı bir dönemde eşcinsel olmak ahlaksız olmak anlamına gelmez. Bir AKP yöneticisi ne diyor? Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması konusunda Avrupa'da kullanılan İslam Üniversitesi'nde ilahiyat eğitimi veriliyor. Avrupa bundan rahatsız olmuyor. Ancak Türkiye'de Ruhban Okulu açılırsa yılda 100 tane papaz yetişse memleketin elden gitti, din elden gitti diye ödümüz kopuyor. E yetiştir hadi 100 tane etsin. Bunlar 100 tane papaz değil. Bunlar 100 tane misyoner, 100 tane casus. Hala bunu anlamadın mı sen be? Hala bunu anlamadın mı? Bunun dinlemden alakası yok. Samsun'da Kadıköy Camii İmam Hatibi Zülkarneyn gelen beyefendi hakkında Kur'an kursuna gelen öğrencilere hediye vererek özendirici için soruşturma açıyor. Kim? AKP yönetimi. Soruşturmasının sebebi neymiş? Bir devlet memurunun basına bilgi vermesiymiş. Sen niye Kur'an öğrenen çocuklara hediye veriyorsun? Diye dava açıyor. Ey sakallı Hüsnü! Duyuyor musun beni? Şimdi AKP'li birkaç tane milletvekili dayanamıyor, patlıyor. İsrail vahşeti meclis araştırması istiyoruz diyor. Bu araştırmayı AKP reddediyor. Hayır, İsrail'e dokunamazsınız diyor. Fener Rum Patrikhanesi'ne uluslararası sözleşmeler ve Lozan Anlaşması'na aykırı olarak 6 tane yabancı papaz tayin edilmiştir. AKP'nin bundan haberi vardı, sesini çıkartmıyor. İstanbul Kasımpaşa'da bulunan 48 yıllık Büyük Pihale Paşa Kur'an kursu kaçak yapıldı bahanesiyle 48 sene sonra yıkıldı. AKP döneminde. 1959 yılından beri talebe yetiştiren kurs yürütmeyi durdurma kararına rağmen
2000 kişinin gözyaşları içerisinde yerle bir edildi. 4 Ocak 2007. Van'da Ermeni Akdemir Kilisesi'nin restorasyonu için 2 trilyon 600 milyar harcanarak açılışı yapıldı. Sen burada ekmek parası bulamıyorsun. O senden toplamış olduğu vergiyi ya faize veriyor ya kiliseye veriyor. Kur'an kursu yıktıran zihniyet Türkiye'de AKP döneminde 742 kilise, 69 manastır, 63 şapel, 24 havra, 18 sinagog ve 1 adet bazilikayı koruma altına aldı. Orta Doğu'daki barışa katkılarından dolayı Sayın Erdoğan'a Yahudi Cemaat tarafından bir cesaret ödülü verildi. Papa Jean Paul'ün cenazesini Erdoğan vakitten etti ve Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi. AKP yönetimi Avrupa'ya uyum çerçevesinde sığır, manda, deve, koyun, keçi, domuz, yaban domuzu, at ve tavşanı Türk Gıda Kodeksine uygundur onayı verdi. Tayyip Erdoğan İslam Konferansı'nın gittiği Cidde'de İslam ortak pazarına karşıyım çünkü böyle bir oluşum kamplaşma başlatır dedi. AKP yönetimi 18-25 tarihli ve 229 sayılı kurul kararıyla talim terbiye konu tavsiye kararı uygun olarak kazanan 4. sınıf sosyal bilgiler öğretme kılavuzunda kitabın 129. sayfasında bayramlar ve özel günler başlıklı bölümünde dini bayramları sayıyor AKP. Neymiş bunlar? Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Paskalya Yoğurtusu. Buyurun. Sayfasını verdim, kitabı da verdim. Şimdi size bir başka kitap göstereyim. O 4. sınıf kitabıdır, bu da 5. sınıf kitabı. AKP'nin kitabı. İçinde ne marifetler var? İşte kitabı görüyorsunuz. 20. slayta geçelim. Bakınız bu kitabın içerisinde bir takım ayet-i kerimeler kaldırılmış. Fatiha-i Şerife'de gayr-ı mağdubi aleyhim ve leddalin ayet-i kerimesi kaldırılmış. Diğer yandan fensurna alel kavmil kafirin sözünde alel kavmil kafirin kaldırılmış. Ya Rabbi sen bize yardım et diyor. Kime karşı? Kafirlere karşı. Kafir demeyeceksin. Onlar çünkü akraba. Slayta geçelim lütfen. Bu ne bu biliyor musun? Bu kitabın içinde bu. Bu kitabın içinde bu Milli Eğitim Bakanlığı ilkokullara tavsiye ettiği kitap. Bunun içerisinde ne var? Bak çocuğun arkasındaki haçı görüyor musun? Bu bizim Müslüman çocuğumuza din öğretimi kitabı. Din kültürü ahlak kitabı. Allah razı olsun. Bak sizin sözünüzü tamamlıyorum. Nasıl tamamlıyorum biliyor musun? Siz ne dediniz? Müslüman uyuma inancına sahip çıktınız değil mi? Ben ne diyorum? Hüsnü uyuma sakalına sahip çıktınız. Şimdi 21. slayta geçelim. 21. slayt. Bu değil. Bu değil. Bunun arkasında. Ha. Ne bu? Dua şekliymiş. Bizde böyle bir dua var mı? Hristiyan çocuğunun duası. E bizim din dersi kitabımızda ne arıyor? Ne arıyor? Müslümanın elini açıp duasının resmi yok. Hristiyanın ellerine kavuşturma duası var. Bu nasıl din dersi? Bu nasıl tahribat? Efendim AKP din tahribatı yapmıyor. Bunları kim yapıyor peki? Kim yapıyor bunları ya? İşte bunlar böyle din tahribatı böyle yapılır. Bu şekilde yapıyor. AKP'nin din tahribatında diğer bir metodu da bu değil. Tekrar eski şekli getirin lütfen. AKP'nin din tahribatına ait
Dört koldan. Evet. Bakınız bu kollardan bir tanesi de Avrupa'ya uyum adı altında yapılmış olan tahribattır. Bunun içerisinde demin yukarıdaki söylemleri söyledim. Sözleriyle, çıkarttıkları kanunlarla ve ayetleri manasını değiştirmek suretiyle Avrupa'ya uyum için bu tahribatı yapmaktadırlar. Şimdi bunların sonucunda lütfen... Evet. Burada ne görüyoruz muhterem arkadaşlarım? Burada millet 8 koldan nasıl tahrip ediliyor? 4 tanesi bütün işbirlikçilerin müşterek tahribidir. 4 tanesi AKP'nin özellikle tahribidir. Bunları size ayrı ayrı anlattım. Böylece 8 koldan maneviyatımız tahrip ediliyor ve AKP de bunların içerisinde bu tahribatı bütün gücüyle destekliyor. Yahu hocam bu AKP nasıl oldu? Bunlar sizin talebeniz değil miydi yahu? Bunlara niye siz bunları doğru düz öğretmediniz de şimdi bu hale geldiler, gelip bunlar bize konuşuyorsunuz? Bak bu iş nasıl oldu, ben sana anlatayım. AKP nasıl oldu da din tahribatçısı oldu? Maneviyat tahribatçısı oldu. Şimdi size bunu resimlerle anlatacağım. Ama önce şu girişi yapıyorum. Önce bir defa tabii 1990'da Haçlı Seferi ilan edildi. Şöyle adım adım takip edelim. Ne yaptılar? Üst çeneyle alt çeneyi, Amerika ile Avrupa Birliği'ni ayarladılar. NATO'yu İslam'a düşman yaptılar. 5 sene sürdü. Bir de baktılar ki takdir-i ilahi Türkiye'de Refah Partisi iktidara gelmiş. Refah Partisi iktidardayken bir şey yapamayız. Ne olacak? Bunu hileyle uzaklaştıralım. Ortağımızı çürük buldular. 50 kişiyi tehdit ettiler. Böylece hükümetten desteğini çektirdiler. Bu şekilde 54. hükümet iş başından ayrıldı. 28 Şubat'ta değil, 28 Haziran'da 4 ay sonra. Muhtıralardan filanlardan dolayı değil, demokratik bakımdan yeniden seçime gidip daha güçlü gelmek için. Ama Sayın Demirel demokratik tahammüllere uymadı. 291 imzayla seçim kararı önüne konduğu halde tuttu gitti, çoğunluğu olmayan Mesut Yılmaz'a vazife verdi. 30 seneden beri söylediklerini çiğnedi ve bugünkü uçurumun içerisine yuvarlandık. Şimdi adım adım buraya gelirken önce 5 sene çeşitli işbirlikçileri iş başa getirdi. İkişer üçer. Kim? Irkçı emperyalizm. Bunlarla altyapıyı kurdu. Sonra bu AKP'yi getirdi ve AKP'ye de bütün icraatını yaptırdı. Türkiye'yi manen işgal etti ve şimdi Türkiye bu manevi işgal altındadır. 22 Temmuz'da aklı sıra bütün gücüyle çalışıyor. AKP'yi tekrar iş başına getirip bu sefer de maddeden işgalini tamamlamak için. Bulunduğumuz nokta böyle bir nokta. Şimdi AKP bizim talebemiz. 30 sene ders görmüş. Ne oldu da bu hale geldi? Size bunu şimdi resimlerle anlatacağım. Bakınız ne oldu? Önce bir defa seçimden önce biz hocanın talebesiyiz. Kahvelerde, evlerde böyle söylediler. Hocanın emriyle kurulduk. Hocayı Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Biz de milli görüşçüyüz. 3 Kasım'da oyları böyle aldılar. Oyların arkasından birdenbire gömleği değiştirdiler. Nasıl oldu da gömlek değişti? Dikkat edin. Bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi eş başkanlığı, Bob eş başkanlığını Bush'tan aldı. Görev aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra, ikinci sıraya geçelim lütfen. Gitti, HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Bak orada görüyorsunuz madalyayı. Ne büyük şeref, ne büyük şeref. Duruşun manasını seziyor musunuz? Nasıl duruyor? Sonra ne yaptı? Aynı gün gitti John Üniversitesi'ne. Kendisine Fahri Doktorluk ünvanı verdiler. Ve bu ünvan esnasında kendisine
yeni gömleğini giydirdiler. Yeni gömlek giyme merasimi. Şimdi lütfen diğer slide. İşte yeni gömlek bu. Bu gömleğin adı ne biliyor musun? Tayyo 2. Tayyo 2 gömleği. Bu gömleği giydi, Tayyo 2 gömleğini giydi Milli Görüş gömleğinin yerine. Bak orada dikkat edin. Göğsünde bir takım işaretler var. Onların tefsirini yaparsam ağlarsınız, ağlarsınız. O göğsündeki işaretlerin ne olduğunu. Yeni gömlek bu. E hoca 30 sene okuttun. Elin oğlu benden usta çıktı ya. Benim 30 sene okuttuğumu o 3 günde halletti. Şimdi gitti, Papa'nın önünde Avrupa Anayasası'nı imzaladı. Neler oluyor görüyor musunuz? Ondan sonra arkasından geldi buraya, dinler bahçesini açtı. Bak nasıl yakışıyorlar birbirlerine. Patriği, öbürü de Musevi Ağam başçısı. Beraberce dinler bahçesini açıyor Hatay'da. Bütün muamelelerden sonra tekrar Amerika'ya gitti. Condoleezza Rice'la fikir münasebeti kurdu ve böylece fikirlerini ayarladılar. Orta Doğu'da artık hep aynı şekilde düşünüyorlar. Ondan sonra İslam ve Türk düşmanı Papa'yı böylece gitti, havaalanında karşıladı ve kucakladı. Böylece stratejik ortaklarla işbirliğini kuvvetlendirdi. Şimdi, işte şimdi bütün bunlardan sonra nasıl oluyor da Türkiye'de bu manevi tahribat yapılıyor? Açık bir şekilde görüyorsunuz. Bugün biz adım adım geldik, uçurumdan aşağı yuvarlanma noktasına vardık. Şimdi bu bulunmuş olduğumuz noktada 22 Temmuz seçimlerine gidiyoruz. Bu seçimlere giderken bütün milletimize bütün seçimin alameti farikası olarak şu tarihi günde duyuruyorum ki ey millet beni dinle. Razı olsun. İşte siz Fatih'in nesli olduğunuz içindir ki Türkiye'de bütün insanlığı da siz kurtaracaksınız. Şimdi ben 75 milyona sesleniyorum. 22 Temmuz'da neyi seçeceksin? Gözünle göresin diye bu fotoğrafı önüne getiriyorum. Bak, Milli Görüş Sultan Fatih'tir. Sultan Muhammed Fatih. Onun adı ne? İkinci Mehmet, ikinci Muhammed. İkinci Muhammed. Milli Görüş'ün temsilcisi, Milli Görüş gömleği bu. Sultan Fatih'in gömleğinin adı Milli Görüş gömleğidir. Şimdi bu Tayyip ne yaptı? Milli Görüş gömleğini çıkarttı, gitti Tayyo gömleğini giydi. Şimdi buyur. 22 Temmuz'da istersen Sultan Fatih oyunu ver, istersen Tayyo 2'ye ver.
Yok efendim o öyle şeyler yapmaz diyen sakallı üstlü. Sana hayali resim göstermiyorum. Bunlar gerçeklerin fotoğrafı. Sen uyuyorsun be, uyuyorsun, uyuyorsun. Uyan artık, uyan. Uyan, uyan, uyan. Çok az ve muhterem kardeşlerim, bu gerçekleri bildiğimiz içindir ki 22 Temmuz'da Saadet Partisi'ni iş başına getireceğiz. Böylece vatanımızı, milletimizi bölünmekten, ülkemizi yok olmaktan, insanımızı ezilip mahvolmaktan kurtaracağız. Yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kuracağız. Efendim Saadet Partisi bu manevi yıkılmayı nasıl önleyecek? Bütün bunlar karşısında yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyayı nasıl kuracak? Şimdi konferansımızın ikinci kısmında kısaca bu hususta malumat arz etmek istiyorum. Önce bir defa başlangıçta da söyledim. Biz yapacaklarımızı değil yaptıklarımızı konuşuyoruz. Biz bugüne kadar bu hamleleri kaç defa yaptık? Yaptıklarımızdan size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Biz bir defa 1977 yılında 4. 5 yıllık planı hazırlarken anayasanın emrine uygun olarak manevi kalkınmayı ayrıca bir plana bağladık. 30 Kasım 1977'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Milli Selamet Partisi olarak. Manevi kalkınma planı. Neden? Çünkü anayasanın 5. maddesi devlete vatandaşların manevi varlığını geliştirme vazifesi vermiş. Diğer maddesi ise devlet vazifesini plana göre yapar diyor. Ekonomik işlerin planı var da manevi işlerin planı için yok. Vazifemizi tam yapmak için bu planı hazırladık. Verdik meclise 30 Kasım 1977. Manevi kalkınma. Evlatlarımıza nasıl sahip çıkacağız? 10 koldan nasıl manevi kalkınmayı gerçekleştireceğiz? Madde 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 yapılacaklar yazılmıştır bu plan içinde. Ne oldu efendim bunu verdiniz? Güneş motel oyunu oynandı. 2 ay sonra 12 kişi ortağımız çürük çıktı. Diğer partiye geçirildi. Çoğunluk kalmadı. Öbür parti iktidara geldi. Bizim verdiğimiz 405 yıllık planı meclisten çekti. İçinden manevi kalkınma kısmını çıkarttı. Geriye kalan kabukları götürdü koydu. Böylece büyük tarihi bir hamle akamete uğratıldı. İşbirlikçiler tarafından memlekete yapılacak en büyük iyilik engellenmiş oldu. Geçen konferansımda bir şey söyledim. Dedim ki doktora tesis gününde bir söz söylemiştim. Almanlarla Türkiye arasındaki fark şu. Sizde önce bir bozan geliyor sonra yapan geliyor. Bizde ise önce bir yapan geliyor sonra bozan geliyor. Biz manevi kalkınma planını yapıyoruz. Arkadan bir bozan geliyor. Planı bozuyor. Bir de bakıyorsun ki sonuçta manevi tahribat olmuş. Sıra değişik sıra. Bu sarayı yine değiştireceğiz 22 Temmuz'da. Allah'ın izniyle tekrar yapanı getireceğiz iş başına. Biz 74-78'de hükümet idik. 74-78'de yaptıklarımız o günün şartları bugünkünden daha hafif değil. Aynı manevi tahribat vardı. İmam Hatip okulları kapatılmıştı 1974'te iş başına geldiğimiz zaman. Her şey tahrip edilmiş vaziyetteydi. Besmele'yi çektik. Allah rahmet etsin. Sayın Ecevit'le beraber kapatılmış olan İmam Hatip okullarının orta kısımlarını açtık. Düşünebiliyor musunuz? 70 tane İmam Hatip okulu açtık 1974 yılında. Ondan sonra Sayın Demirel dedi ki bana bak ya biz Ecevit'te 70 tane açtık. Senden 700 tane açmamız lazım. Bu sefer İmam Hatip okulları her sene binası bitenler açıldı. 600 tane İmam Hatip okuluna çıktı biz 96'da hükümetteyken. 600 bin evladımız İmam Hatip okulda okumaya başladı. İmam Hatip liselerinin mezunlarının üniversite girişinde hiçbir haksızlığı yok idi. Başörtüsü zulmü diye bir şey söz konusu değildi.
Kur'an kursları tamamen serbestti. Müslüman ülkelerde okuyanların muadeletlerini aynen kabul etmiştik. Bunun yanında 1976 yılında İslam Konferansı'na şu taklitçi partileri düşünün. Adamlar 69'dan 76'ya 7 sene İslam Konferansı'na gitmiş, turist olarak gitmiş, turist, müşahit üye diye. Biz geldik, ne münasebet ya, biz buranın ev sahibiyiz. Ev sahibiyiz, asıl üye olacağız dedik. Bir gece saat 2'ye kadar işte bak o hükümetin bakanları karşında kafa sallıyorlar. Saat 2'ye kadar bunun mücadelesini verdik. Efendim biz laikiz de giremeyiz de edemeyiz de uzun uzun uzmanlar getirmişler engellemek için çalışıp duruyorlar. Arkadaş bu kapıdan buraya giriş imzasını atacaksınız yoksa hükümet diye bir şey kalmaz. Tam 7 saat boğuştuktan sonra imzaları attılar. Akşam olmuş evlerine gidiyordu ortağımız. Gelin bakalım buraya gidemezsiniz dedi. Şaşırdılar. Oturun şuraya bakalım. Bana bakın biz bugün 7 saat ne müzakeresi yaptık ya. Girebilir miyiz, giremeyin. 7 saat içinde dediniz, giremeyiz dediniz. Şimdi girdik mi, girdik. E ne oldu? Ne oldu? Hadi gidin şimdi bakın. Hadi gidin. Hadi gidin. Milli görüş keçeden bile süt çıkartır. Tarih bununla doludur. Biz hacca gidişleri serbest bıraktık. 77 yılında 200 bin evladımız hacca gitti. Bugüne kadar giden en büyük adettir. Biz pornografik yayınlarla mücadele ettik. Biz devlet meselelerinde içkiyi yasakladık. Biz okullarda ve resmi yerlerde namaz kılacak yerler hazırladık. Batı'da her askeri taburda bir tane papaz var. Aynı zamanda her okulun, her kuruluşun papazı var. Her müessesenin ibadethanesi var. Bir de taklitçiler, bu Batı'yı taklit ediyorsunuz da niye tersten taklit ediyorsunuz? Niye çürümüşlüğünü taklit ediyorsunuz? Neden taklit ediyorsunuz divanesiyle doğru bir iş yapmıyorsunuz? Lütfen 34. slaytı getirelim. Bu küçük olmuş, bunu büyütseydiniz iyi olurdu. Bakınız bu slayt Saadet Partisi'nin şimdi 10 koldan nasıl manevi kalkınma yapacağını gösteriyor. 10 koldan. Onlar 8 koldan tahrip ediyor. Oklarla gösterdik. Milleti okla savaşıyor. Burada ise 10 koldan tokalaşan eller. Çünkü biz devlet millet kaynaşmasını temsil ediyoruz. Deminkiler oktu. Milletin kalbini bıçaklıyor. Öyle tahrip ediyordu. Biz ise milletle beraberiz. Milletin kendisiyiz. Özüyüz, tarihiz, inancıyız. Onun için bizimkiler el sıkışıyor. 10 tane yoldan hamlemizi yapacağız. Bu 10 tane yoldan yapacak olduğumuz hamlemizi biz Saadet Partimizin 2. olağan kongresinde programımızda Kurtuluş Hamlesi olarak şu reçeteyle açıkça millete ilan etmiş bulunuyoruz. Ve bu manevi hamlemizi Kurtuluş Programı prensibi olarak takdim etmiş bulunuyoruz. Ne diyoruz? En önde yürüyen bayrağımız önce ahlak-ı maneviyat bayrağıdır. 40 seneden beri elhamdülillah. Uydu değil lider ülke Türkiye. Güdümlü demokrasiden gerçek demokrasiye geçiş. Düşünce ve inanç hürriyeti önündeki engellerin hepsinin kaldırılması. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine 5+3 şeklinde bir eğitime geçilmesi. Antidemokratik kılık kıyafet dayatma uygulamalarının ortadan kaldırılması. AB ile müzakerelerin kesilmesi ve destek içerisinde yeni bir dünyanın kurulması. İşte bunlar kurtuluş çerçevesi olarak programımıza takdim edilmiştir. Şimdi 10 koldan ne yapacağız? Önce manevi kalkınma hamlesini başlatacağız. Yasa çıkartacağız. Yeniden plan yapacağız. Şurada birinci kademe olarak. Ve böylece manevi kalkınma tekrar bütünüyle eline alacak. İkincisi, eğitim sistemini değiştireceğiz. Huzurlarınızda haber veriyorum. Bu bizim 75-76 hükümetimizin programında da vardı. Bütün okul kitaplarının hepsini yeniden yazacağız. Bunlar yanlış yazılmış. Bir milletin milli ve manevi değerleri eğitimiyle mütakip nesillere nakli olur. Bunlar olmadan bir milletin yaşaması mümkün değildir. Bu sebepten dolayıdır ki biz milletimizin tarihten gelen eşsiz inancını evlatlarımıza aşılayacağız. Manevi kalkınma yapacağız
ve böylece çocuklarımızı uyuşturucu, gayri ahlaki öğretmenlerine saygısız davranışlar yapan, yan kesici olan çocuklar olarak değil, annesine babasına saygısı olan vatanlı milleti seven evlat yetiştireceğiz. Şu sözümü unutmayın lütfen. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandan gelir. Bir, maneviyatımızı kuvvetlendirmekle bağımsızlığımızı kuvvetlendiriyoruz. Yeniden büyük Türkiye'yi kuvvetlendiriyoruz. Yeni bir dünyayı kuracak olan Türkiye'yi kuvvetlendirip bütün insanlığa hizmet ediyoruz. Okul kitaplarını da değiştirip ne yapacaksınız? Önce bir defa çocuklarımıza tarihteki büyük şahsiyetlerimizi öğreteceğiz. Sultan Alparslan'ı öğrenecek, Sultan Fatih'i öğrenecek, Sultan Selim'i öğrenecek, Kanuni'yi öğrenecek, tarihimizdeki bütün büyük insanların hepsini öğrenecek, Selahattin Eyyubi'yi öğrenecek. Onlara özenecek. Aynı zamanda büyük ilim adamlarımızı öğreteceğiz. Yunus Emre'yi öğrenecek, Mevlana'yı öğrenecek, İmam-ı Gazali'yi öğrenecek, Mehmet Akif'i öğrenecek. Bundan başka tarih şuuru aşılayacağız bütün evlatlarımızın hepsine ve evlatlarımıza bizim medeniyetimiz nedir, Batı medeniyeti nedir tanıtacağız. Bütün ilimleri kuranlar İslam alimleridir. İnsanlık her şeyini İslam'a borçludur. Bendeniz ta bundan 50 yıl önce Alman profesörlerle konuşurken şu sözü söylemiştim. Biz sizden bir patent alırsak bunun ücretini istiyorsunuz. Eğer Müslümanlar sizden patent isteseler, patent hakkı da, ne hale düşersiniz, haberiniz var mı? Güldüler, birbirlerine baktılar, alay ettiler. Yahu sizin bizde neyiniz var dediler. Sonra onlara bir bir açıkladım, bana bak dedim. Neden siz buraya algebra diyorsunuz bakayım? Çünkü bu ilmi kuran el-Cabir'dir. Kullandığınız bütün ilimlerin hepsinin sahibi Müslümanlardır. Bak bizzat sizin batı alimleriniz ne diyor biliyor musunuz? Biz ilme yeni bir şey ilave edemedik diyor. Müslümanların kurduğu ilim çatısının içinde onların hazırladıkları kutunun içini boyamaya çalışıyoruz. Yeni bir çığır açamıyoruz. Bizde bu kabiliyet yok, bu kaynak yok. Her şeyimiz İslam'a borçluyuz diyor. Bütün ilimlerin sahibi Müslümanlardır bir. Bunu çocuklarımız bilecek. Bu köylemiş batıya özenmeyecek. İki, temizliğin insanlığa öğretici Müslümanlardır. Temizlik, temizlik, temizlik. Bak ben Almanya'da müze gezdim. Ev eşyaları müzesi. Bu müzenin içerisinde kapı tokma nasıl gelişmiş? 500 senelik tarihçesi anlatılıyor. Terazi nasıl gelişmiş? Telefon nasıl gelişmiş? En alt katta da Düsseldorf'ta bu müze, ev eşyaları müzesi. Banyo odası var, salonu var. İçeriye bir girdim ki alt katta bomboş bir salon, bir tek banyo. Banyonun üzerinde bir tane levha var. Ne yazıyor şu levhada diye baktım. Diyor ki Almanya'nın en meşhur filozofu Goethe bir gün banyo yaparken gözü takvime ilişti. Baktı ki bundan önceki en son banyosunu tam bir sene evvel yapmış diyor. İşte batı dediğiniz bu. Batı dediğiniz bu. Levhasını koymuş ve içinde bomboş tarihçe diye bir şey yok. Louvre Sarayı'nda tuvalet yok, tuvalet. Her türlü temizlemeyi insanlığa Müslümanlık öğretmiştir. Bundan başka Müslümanlık insanlığa Allah rızası için iş yapmayı öğretmiş. Bu ne demek biliyor musun? Bir konferansı bunun üzerine versek sığmaz. Allah rızası için iş yapmayı öğretmek insanlığa en büyük hizmettir. Bunlar hep Müslümanlık öğretmiştir. Çocuklarımıza bu gerçekleri öğreteceğiz. Böylece AKP gibi onlar gömlek değiştirip batı hayranı olmayacak ve AKP taklitçilerini ıslah edecekler. Öğretmenlerin özlük haklarını düzelteceğiz, saygıdeğer insan haline getireceğiz. Böylece eğitimde büyük bir atılım yapacağız. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacağız. Bunun için kanun çıkartacağız. Kolluk birimleri kuracağız. Çocuklarımıza sahip olacağız. Uyuşturucu satışlarını kontrol edeceğiz. Bunlarla mücadele için özel timler kuracağız. Ve internet kafelerini kontrol edeceğiz. Köprü altı çocuklarına sahip olacağız. Yani işlerini bu usta vazifelendireceğiz. Onlara dinlerini öğretecek. Çocuklar bencillik duygularından kurtaracağız. Paylaşmaya öğreteceğiz. Başkalarına yardımcı olmayı öğreteceğiz. Onlara İslam ahlakını öğreteceğiz. Böylece gençlerimize sahip olacağız. Dini eğitim önündeki engelleri kaldıracağız. Din ve ahlak derslerinin kalitelerini arttıracağız.
İlkokuldan itibaren lise son sınıfa kadar yeteri saatte mutlaka çocuklarımız dinlerini öğrenecekler, Kur'an-ı Kerim'i öğrenecekler. Çocuklara manevi ölçüler öğretilecek, topluma faydalı olma öğretilecek ve bunlar ehil insanlar tarafından öğretilecek. İmam Hatip liselerinin orta kısımları yeniden açılacak. Kur'an kursları bütün yurda yayılacak. Bunları engelleyen hükümler ortadan kaldırılacak ve bütün okulların hepsinde seçme olarak Kur'an dersi konulacak. İnanç ve düşünce özgürlüğü üzerindeki engelleri ortadan kaldıracağız. Bugün yapılmış olan baskılar ortadan kaldırılacak ve inanç özgürlüğünün şu dört tane unsuru mutlaka gerçekleşecek. Bir, ben böyle inanıyorum demek serbest olacak. İki, ben inancımı öğrenme hakkına sahibim, bunu herkes bilecek, öğrenecek ve öğretime hakkına sahip olacak. Üç, aynı zamanda inandığı gibi yaşayacak ve ibadetlerini yapacak. Dört tane unsur olmadan inanç hürriyeti olmaz. Bunlar tam ve kamil manada memleketimizde ecdadımızın döneminde olduğu gibi örnek bir şekilde geliştirilecek. Ve böylece antidemokratik kılık kıyafet uygulamalar ortadan kaldırılacak. Düşünce ve inanç hürriyeti teminat altına alınacak. Halkın inançlarına baskı olarak uygulanan inanç hürriyetini hiçe sayan laiklik uygulamalarından vazgeçilecek. Şimdi ben bunları sayıyorum ya, bazı kimseler televizyon başında beni dinliyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? Erbakan, ya ben sizin geldiği zaman ne yapacağını bilmem mi? Ne bunları birbiri sayıp duyuruyorsun? Biz bunları çoktan biliriz. Çoktan biliriz. Kadın, çocuk ve ailemiz korunacak. Çünkü İslam dininde saadetin temel taşı ailedir. Ailenin, kadının, çocuğun korunması için her türlü tedbir alınmıştır. Başka türlü saadet olmaz. Yeniden saadet bulmak için mutlaka aileye gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için ne yapacağız biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu gibi, dikkat et bak ne diyorum, aileyi, çocuğu ve kadını koruma yüksek kurulu kuracağız. En büyük yetkilerle donatılmış kanunu çıkmış. Ne yapacak bu? Filanca televizyon, bana bak sen bu tahribatı nasıl, kes bakayım şunu diyecek. Yetkiyle. Filanca gazete. Çünkü ahlak tahribatı basın hürriyeti içinde sayılmaz. Sen ülkeye en büyük kötülüğü yapacaksın. Bir yere gelip bomba koyarsan seni takip edip ceza vermeyecek mi? Manevi tahribat en büyük bomba. Sen bu bombayı koyuyorsun, sana kimse karışmayacak. Bu nasıl güvenlik? Bu nasıl güvenlik? Bundan dolayıdır ki bu kurul bütün yetkisiyle televizyonları kontrol edecek, medyayı kontrol edecek. Aynı zamanda da gençlere evlenmeler için yardımcı olacak. Onlara her türlü yardımı yapacak. Zina tekrar suç olacak. Ve okul aile işbirliği kuvvetlendirilecek. Gençliğe sahip çıkılacak. Manevi değerli nesiller olarak yetişmelerine yardımcı olacak. Medyanın etkisi çok mühimdir. Medya en büyük tahribatı yapıyor. Filmlerle, dizilerle, haberleriyle. Bunların hepsi önlenecektir. Basın hürriyeti başka şeydir, ahlak tahribatı başka şeydir. Tam tersine ahlakı teşvik eden filmler, yazılar yazanlar ödüllendirilecektir. Sivil toplum örgütleri ve vakıf dernekleri desteklenecektir. Böylece manevi kalkınma aynı zamanda toplumun bizzat kendisi tarafından desteklenmiş olacak. Bundan başka yeni dünya projemizde müsbet UNESCO yapacağız. Şimdi Siyonizmin kurduğu bugünkü dünyada bir UNESCO var. Neymiş bu? Kültür İşbirliği Teşkilatı. Ne yapıyor bu? Mısır'ın firavunlarını tanıtıyor. Dünyadan para topluyor, götürüyor, firavunları tanıtıyor. İstanbul'a geliyor, Bizans eserlerini tamir ediyor, İslam eserlerini yıkıyor. Bu menfi bir kültür çalışmasıdır. Biz bunun müsbetini kuracağız yeni bir dünyada. Böylece yeni bir dünya da aynı zamanda manevi kalkınmaya yardım edecek. Bakınız, yeni dünyada kuracağımız 10 tane küresel kuruluş arasında Aileyi Toplumu Koruma Kuruluşu var, Medyaları Kontrol Kuruluşu var, Kültür İşbirliği Kuruluşu var. Böylece yeni dünyada dünyanın kendisi de ahlak koruyacak. Türkiye'de korumamız yetmez. Çünkü televizyon açacak, internet açacak, dünyanın başka yerinde.
bütün dünyaya bu seferberliği yaptıracağız. İnsanlığa en büyük hizmeti yapmak üzere. Böylece 10 ayrı koldan, lütfen öbür silahata geçelim. Gördüğünüz gibi hem bir yandan bütün dünya kuruluşları, bir yandan Saadet Partisi iktidarı 10 ayrı yoldan milletimizle el ele ahlak ve manevi kalkınmayı gerçekleştirmek olacak. Tıpkı bundan önce yaptığımız gibi. Şimdi böylece konferansımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Bu konferansımızın sonunda tekrar lütfen 33 numaralı silahı getirelim. Evet. Bu ne bu? 22 Temmuz. Ne diyor? Muhammed Fatih 2'yi mi seçeceksiniz? Tayyo 2'yi mi seçeceksiniz diyor. Uzun boylu konuşmaya lüzum yok. İşte şimdi inanıyorum ki bütün ülkemizin 75 milyon evladı gerçekleri gördü. Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ancak milli görüşle kurulur. 22 Temmuz'da biz harakiri yapmayacağız. Yeniden AKP'yi iş başına getirip Türkiye'yi maddeten işgal ettirmeyeceğiz. 22 Temmuz'da kireç suyunu içmeyeceğiz. Sütü içeceğiz. Sultan Fatih'in izinden gideceğiz. Yeni bir Türkiye'yi kuracağız. Böylece konferansımızı özetledikten sonra şimdi 4 tane duamızı yapacağız. Bu dualarımız neydi? Başlangıçta yaptığımız dualar. Ya Rabbi, sen 22 Temmuz gününü Türkiye'miz ve dünyamız için kurtuluş günü yap. Amin. Ya Rabbi, sen bizlere bu tarihi dönüm noktasında üzerlerindeki vebalden dolayı en güzel şekilde çalışmayı nasip eyle, yüz aklığı ver. 22 Temmuz'u Saadet Partisi'nin en büyük zaferiyle sonuçlandır. Türkiye'nin kurtuluş günü, hepimizin kurtuluş bayramı yap. Bize hakkı hak olarak göster, batılı batıl olarak göster. Hakkı tutmayı nasip et, batıldan kaçınmayı nasip et. Şimdi hep beraber canla başla çalışacağımıza söz vererek bu tarihi konferansımızda noktalanmış olacağız. Muhterem Hocam. Buyurun, başlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Milletimizin saadet ve selameti için 22 Temmuz'da Saadet Partisi'nin en büyük zaferi için vatanımızın, milletimizin birliği ve bütünlüğü için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız varlık olsun. Allah'a emanet olun.